şimdi izniniz olursa her zaman bana destek olan canım kocam Çağatay'ı sahneye davet ediyorum. Alkış! Gel hayatım. Her zaman çok örnek aldım. Bu şampuan işinde beni yüreklendiren çok sevgili dostum Kumru Yıldırım. Davet ediyorum seni de buraya. Ne yapmaya çalışıyorum? Gel Kumrucuğum. Aslında ben bu anı çok bekledim. Normalde içi dışı bir insanımdır. Öyle plan program yapan biri değilim. Ama bu hayatta bana planlı olmayı öğreten canım kocama ve metresi ne? Kumru Yıldırım'a teşekkürümü borç biliyorum. Dur, nereye gidiyorsun? Yuvamın yıkılışını kutluyoruz. Bu ödülü bana ihanet ederek beni kamçılayan canım kocam ve onun arkadaşım kılığındaki metresini adıyorum. İyi ki varsınız. Metrese bir alkış. Yıldız bak. Çağatay sakın. Bundan sonra seninle mahkemede konuşuruz. Yıldız! Abi, abi bugün olmaz. Lütfen sakin ol. Hadi çıkalım abi. Hadi gel abi. Gecemiz devam edecek. Afiyet olsun. Geliyorlar, geliyorlar. Arkadaşlar Kumru geliyor. Kumru Hanım. Doğan Bey bir şey söyleyecek misiniz? Bir açıklama yapacak mısınız acaba? Doğan Bey, sizin bir şey demeyecek misiniz? Kumru Hanım yanında bir şey yapıyor muydu acaba? Bir açıklama yapar mısınız lütfen? Kumru Hanım aşağıda tören mi? Bir açıklama lütfen. Yoksa bir kumpas mıydı Kumru Hanım? Allah kahretsin ya. Ve sen bunu biliyordun, ha? Evet. Ve bize söylemedin, öyle mi? Ya hacı mecbur kaldım yani. Yıldız söz verdirtti. Hayır, ben şuna inanamıyorum yani. Hani bana niçin söylemiyor? Hayır, ben onun kötülüğünü mü isteyeceğim yani? Anlamıyorum ki. Ayrıca benim anlamadığım bir şey var. Yıldız bunların hepsini tek başına nasıl yaptı? Yani o kadar nefret doluydu ki hiç zorlanmadı. Ben sana öyle diyeyim yani. Sen de gör o bağrına bastığın canın arkadaşını. Bak, Emir'i senden daha çok seviyor. Ya o olay niye bana patladı yine? Ha? Abla sana da söylemedi farkındaysan. Yok, ben onu karşıma alıp bir konuşacağım zaten. Ya arkadaşlar, hani Yıldız az evvel canlı yayında kocasının metresini ifşa etti ya. Belki de laflarınıza çok aldırmaz diye düşünüyorum. Haklısın, biz kendi derdimize daldık. Ama ben ne dedim? O Çağatay bir halklar karıştırıyor demedim. Demedim mi? Ne bakıyorsunuz? Ya Feyza, Feyza diye işledin bizi. Sonunda Kumru çıktı. Feyza da çıkacak. Durun siz, göreceksiniz. Allah ya. Oh, yıldım. Hmm.
baba yapma ne olur. Bana baba deyip durma. Yıldız, izledin mi? İzledim Yıldız. Bütün ülkeyi rezil ettin herkesi. Aynen öyle. Yeni evimizi beğendin mi? Beğendim kızım, beğendim. Biraz süper oğlu muydu mu? Biraz huysuzlandı ama uyudu. İyi tamam, ben bir ona bakayım. Duş alayım geleyim. Tamam kızım, sen bir sıcak duş al, konuşalım. Otururuz biraz. Tamam, ağlama anne. Ha? Şunu da al. Çağatay almıştı bana. Çöpe atarsın. Gel şöyle. Baba yapma ne olur. Beni dinlemiyorsun bile. Seni dinlemek mi? Ben senin neyini dinleyeyim ben? Kızım senin kafan hiç mi çalışmıyor? Ha? Kendini düşünmüyorsun. Beni de mi düşünmüyorsun? Ben suçsuzum. Niye Yıldız'a inanıyorsun? Bana bak, bana yalan söyleme. Kızın nasıl canı yandıysa hayatını sizi rezil etmeye adamış. Ya sen evli bir adamla nasıl birlikte olursun? Üstelik karısıyla arkadaşlık ediyorsun. Ben kimseyle arkadaşlık etmedim. Bana bak, elimden bir kaza çıkmadan sus. Sen bu hatanın neye mal olacağını farkında mısın? Ömrün boyunca yuva yıkan kadın olarak anlayacaksın. Ortada bir yuva yoktu. Çağatay beni seviyor, karısıyla mutsuzdu. Bunu bana kaç kere söyledi? Sen de buna inandın mı? Bak her erkek bu yalanı söyler. Ne diyecekti sana? Ben karımdan boşanmayı düşünmüyorum mu diyecekti? Acaba hafta sonu bir yerlere mi kaçsak? Rahat rahat vakit geçiririz birkaç gün. Hı. Sen benim evli olduğumu unutuyorsun herhalde. Eve ne diyeceğim? İş seyahatine gitmen de mi yasak? Değil. Ama Yıldız'ı boş yere şüphelendirmeye gerek var mı? Evli olduğunu unutmuyorum ama korkak olduğunu unutuyorum bazen. Kumru yapma Allah aşkına. Bunları seninle daha önce konuştuk. Benim asla boşanmak gibi niyetim yok. Olmasın zaten. Çağatay Yıldız'dan boşanacaktı. Kızım sen aptal mısın? Boşanacak adam öyle durur mu? Hadi bugünün tamam. Onca zaman biz bu insanlarla birlikte olmadık mı? Beraber yemeğe gitmedik mi? Sen kendi gözlerini görmedin mi? Karısının dizinin dibinde. Roldü. Hepsi roldü, mecburiyetten yaptı. Ya sen bunlara inanıyor musun? Aklıyla gurur duyan Kumru Hanım. Adam resmen seni parmağında oynatmış yalanlarıyla. Yazık. Baba yalan söylemiyor. Çağatay beni seviyor. Peki nerede Çağatay? Ha? Seni seven şu adam nerede şimdi? Ben sana söyleyeyim mi nerede? Karısının yanında. Seni de arkandan konuşulanlarla birlikte yalnız bıraktı. Anladın mı? Anladın mı? Hoş geldiniz Çağatay Bey. Yıldız geldi mi? Hayır efendim. Halitcan odasında mı? Haberiniz yok mu? Neden haberim olacak? Gittiler. Asuman Hanım Halitcan'ı alıp öğlen evden çıktı. Aysel abla da gitti. Hepsinin telefonu kapalı, ben de merak ettim. Thank you.
sağ ol annem. İç biraz, çık da için açılsın. İyi misin biraz daha? Şovumu yaptım. Birazcık da ağladım. Çok iyiyim şu anda. Yıldız, sen nasıl bunları bana son dakika anlatırsın ya? Hala inanamıyorum. Başka çarem yoktu. Peki bu evi hangi ara nasıl ayarladın? Merhaba, Yıldız Yılmaz ben. Beklediğim haber geldi de sizle şu mobilyalı evi konuşmuştuk ya. Ben ona bugün bakmak istiyorum. Beğenirsem de hemen tutacağım. Tabii Yıldız Hanım, bekliyoruz. Tamam, geliyorum. Ay vallahi düşünmekten beynim yandı artık. Doluya koyuyorum, olmuyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor. Ay nasıl olabilir ya? Biz gözümüzün önündeki şeyleri nasıl göremedik? Anne, karşımızda iki tane profesyonel yalancı vardı. Bizim suçumuz değil. Onları devrilsin inşallah, gün yüzü göremesinler. Hele o kumru, hele o kumru. Sakın benim karşıma çıkmasın. Ha, bizim evimize girip çıkan insan. Tamam. Ay bana söylediğinde zaten ben hayatımın şokunu yaşadım. Anne. Anne. Yıldız, Halitcan'a bir şey oldu? Hayır hayır, Halitcan'a iyi bir şey yok. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Korkutma kızım beni, ne oluyor? Biz yarın bu evden gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Yıldız? Kendi evimize gidiyoruz. Ben ev tuttum. Ne diyorsun kızım sen? Anne, Çağatay beni kumruyla aldatıyor. Ne? Dur bağırma, uyandıracaksın şimdi Çağatay'ı. Bak sana detayını yarın anlatırım. Şu anda anlatamam. Ben yeni bir ev tuttum. Sen yarın sabah kalkıyorsun, bütün eşyaları topluyorsun. Halitcan'ı alıyorsun. Emir sizi almaya gelecek, o eve gidiyorsun. Benim bir işim var, sonra geleceğim. Emir biliyor mu? Biliyor, onu söylemek zorunda kaldım. Sen telefonları sakın açma, tamam mı? Kapat telefonu, kimse ulaşamasın sana. Sen ne yapacaksın Yıldız? Onlara hak ettikleri cezayı keseceğim. Ben bugün o kadar zor bekledim ki. Yıldız, bana niye söylemedin kızım? Ben sana destek olurdum. Zaten hep hissettim bir şey olduğunu, benden bir şeyler sakladığını. Anne, gerçekten kimseyle konuşacak durumda değildim. Tamam, haklısın. Sen bir süre daha sakın telefonlara cevap verme. Şimdi arayan çok olur, hepsine tek tek açıklama yapamayacağım. Tamam, merak etme. Çağatay'dan haber var mı? Bilmiyor ki evimizin yerini. Arasın arasın dursun. Eninde sonunda bir araya gelip konuşacaksınız ama kızım. Ya bu çocuk Halitcan'ı hiç mi görmeyecek? Ay. Anne, şu anda hiçbir şey düşünecek durumda değilim. Onu da düşünmedim henüz. Zaten ben bu nüfusa geçme olayının iptalini isteyeceğim. Halitcan'ı da cezalandıracaksın yani, ha? Çağatay gözümün içine baka baka bana yalan söyledi. Resmen kumruyla arkadaş olduğumu bile bile bizi aynı ortama sokmaktan bile çekinmedi. Birazcık Halitcan'ı ya da beni düşünseydi zaten böyle bir şey yapmazdı. O yüzden acıma ona. Ben hayatımda bu kadar küçük düşürüldüğümü hatırlamıyorum. Kızımın adı çıkmasın diye ben kendimi paralayayım. Sen bir adam uğruna bizi bu hallere düşürme. Çok üzgünüm. Ne oluyorsunuz ya? Ah kuzum benim. Ne oldu sana? Arzu, ne diyorsun sen? Burada kurban olan kumru değil. Farkında mısın? Tamam Doğan. Tamam. Bir şey demedim. Nasıl oldu bütün bunlar? Bilmiyorum. Çağatay yakalandı herhalde. Anlamadım. Kumrucuğum, onu demiyorum canım. Sen nasıl girdin böyle bir işin içine? Babanı bilmiyor musun? Üstelik bunlar senin yan komşuların. Arzu, hesap ederek girmedim ben herhalde. Saçma sapan konuşma. Biz Çağatay'la yıllar öncesinde birlikteydik. Sonra karşılaştık ve yeniden başladı. Bu hale geldi. Seviyor musun? Başta sadece heyecan vardı. Eğlenceliydi. Sonra eğlenceli bir hal kalmadı. İlk buluştuğun an çok güzel. Böyle bulutların üstündesin. Ama sonrası hüsran. Ne oldu anlamadım bir anda. Her şey batmaya başladı. Karısı, çocuğu, evliliği, her şeyi. Aşık oldun çünkü. Oldun mu? Evet canım, ne oldu? Arzun olur bir şey yap, yumuşat babamı. Tamam, sen merak etme. Ama kolay olmayacak, hazırlıklı ol. Tamam. Evet.
Efendim? Doğancığım, iyi misin? Olanları duydun tabii. Evet, duydum. Kumru nasıl? İkimiz de iyi değiliz. Bak, İstersen gelebilirim. Konuşmak belki seni biraz daha rahatlatabilir, ha? Ender, yanlış anlamazsan, şu an konuşmak istemiyorum. Anlıyorum. Haklısın tabii. Yarın konuşsak olur mu? Tabii tabii. Bak, bana ne zaman ihtiyaç duyarsan ben buradayım, okey? Teşekkür ederim. Baba. Sen şu Emir'i çağır bakayım. Onu bir konuşturayım. Detayları bir ara ben Yıldız'dan alırım. Abla. Hı. Emir gitmiş. Ne demek gitmiş? Yani senin onu sıkıştıracağını anladı herhalde, sıvıştı. Emir'in derdine düşemeyeceğim şimdi. Yalnız Caner, ben bu ihanet olayını kendi lehime çevirebilirim. Hah, buyur buradan yak. Mahalle yanarken saç tarama keyfi. Ya abla, biz bu olayın o kadar dışındayız ki ben düşünüyorum nasıl dahil olacağız bulamıyorum. Eğer Doğan'ı birazcık tanıyorsam şu anda o kumruyu evlatlıktan reddedecek kıvama gelmiştir. Umarım beni evlat edinir, çok makbule geçer çünkü. Kumru'yla Doğan'ın arasında köprü olursa Doğan'a daha da yakınlaşabilirim. Hmm. Arabulucu olacaksın yani. Aynen öyle. Ayrıca Çağatay'la Doğan'ın arasının bozuk olması benim işime geliyor. Hem şirkette hem özel hayatımda zirvedeyim. Ablacığım ama sence de ufak bir pürüz yok mu? Nasıl bir pürüz? Yıldız. Abla, Yıldız Kumru'nun baş düşmanı. Sen şimdi Kumru'yla babasının arasını yaparsan Yıldız bozulmaz mı? Aman canım, o bizden her şeyi saklarken biz bozulmuyoruz da o niye bize bozuluyormuş yani, affedersin de. Ya ablacığım, aynı şey mi? Kız belli ki bir buhran yaşıyor. Caner'cim, o zaman biz de belli etmeyiz hayatım. Yani ömrümüzü biz Yıldız'a hesap vererek mi geçireceğiz? Anlamıyorum ki yani, lütfen. Orası da doğru tabii, orası da doğru. Abim iyi misin? Ev bomboş Seda'yı. Gitmişler. Ben bulurum onların nerede olduğunu. Üzülme sen. Bak, inan bana, her şey düzelecek. Nasıl düzelecek? Yıldız her şeyi biliyormuş. Kim bilir ne zamandır saklıyordu. Halini görmedim. Abim, sen bana babanı yadigarsın. Senin üzülmen benim üzülmem demek. Al yengemi, konuş. Her şeyi anlat. Ben bir hata yaptım. Ben ettim, sen etme de. Yıldız'ın telefonu kapalı. Annesi de açmıyor telefonu. Abi, ben bulacağım diyorum. Güven bana. Ama abi, önce yanındaki kadından kurtul. Bir daha ne konuş ne görüş. Sonra da yengem seni affedince buradan taşınır gidersiniz. Bir dakika durmak istedim. Yeter ki Yıldız beni affetsin. Ne isterse yaparım. Tamam abi, sen şimdi dur. Ben onları sabaha kadar arayıp bulacağım. Tamam? Güven bana. Kumru gitti. Hadi gel, üşüyeceksin. Doğancığım, hadi. Tamam. 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 Hadi. Kumru'ya sakinleştirici verdim. Çok kötü. Korktun mu vallahi Doğan? Sen de lütfen bu kadar üstüne gitme bak. Bir gençlik hatasıdır ya. Ne gençlik hatasından bahsediyorsun? Bu akşam bir yuva yıkıldı, farkında mısın sen? O yuvanın yıkılası varmış canım.
Bu tip kadınlar böyledir. Kocalarıyla ilgilenmezler, sonra aldatılınca kıyameti koparırlar. Senin Yıldız'ın değil, Kumru'nun tarafında olman lazım. Ben doğrunun tarafındayım. Burada Kumru'nun rezilliklerini alkışlayacak değilim. Kim bilir arkamızda neler konuşuluyor şu anda. Yayın yasağı için avukatlarla konuştum. İyi. Çok iyi yaptın. Ama olay çoktan viral oldu. Yayın yasağı getirsek bile ağızlarını kapatamayız. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Sinyal sesinden sonra. Konuşmamız lazım. Şimdi gecenin bu saatinde ya. Yani Emir belki geri dönmüştür ya da Yıldız mı geldi acaba? Seda'yı? Caner, iyi akşamlar. Kusura bakma, rahatsız ediyorum. Ne oldu Seda'yı? Ender Hanım, iyi akşamlar. Yıldız Hanım'dan bir haberiniz var mı diye sormaya geldim de. Biz de haber alamıyoruz. Ulaşamıyoruz kendisine şu an. Bir haber alırsanız bana da iletir misiniz? Çağatay abim çok kötü durumda. Çağatay abin ekmeğini biçiyor. Ben ona defaten söyledim. Eğer beni dinlemiş olsaydı başına bunlar gelmeyecekti. Sonu da böyle olmayacaktı. Hiç kusura bakmasın. O zaman ben yine de haber bekliyorum sizden. Okey. Ha, Emir biliyor. Onu bul istersen. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ya abla, Emir'i niye karıştırıyorsun? Biz mi düşelim Emir'in peşine? Bırak Seda'yı düşsün, bulsun Yıldız'ı. Canım, ben seni düşündüğüm için öyle diyorum. Canım ablam, düşünceli ablam. Keşke hep böyle düşünceli olsan. Ve metresi Kumru Yıldız'a... İnanmıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne oldu? Ediyorum. Çağatay Yıldız'ı Kumru'yla aldatıyormuş. Ne? Bir dakika, bir dakika. Bu Kumru, bu hani onların komşusu olduğunu söylediğin kız değil mi? Evet, aynen o. İyi olmuş. Hem seni bu kadar üzmüşlerdi. Oh canım Adeliz. Yıldız o yüzden gelip benden özür diledi demek ki. Ya diledi de ne oldu? Hem annesi hem de Ender denen o şeytan seninle uğraşmayı bıraktılar mı? Ben de anlamıyorum. Yıldız herhalde biliyordu, kimseye söylemedi, sustu. Akıllı kızmış bak. Vallahi helal olsun. Çağatay ne haldedir acaba şimdi? Ay, erkeklere bir şey olmaz canım benim. İki gün üzülür, üçüncü gün unuturlar. Hayır, Kumru'nun babasıyla Çağatay ortak. Şirkette işler karışacak şimdi. Tamam işte. O zaman sen de bu saçma küslüğü sonlandırıp yarın işin başına dönüyorsun. Herkesin ağzı çok güzel kapandı zaten. Aynen öyle yapacağım. Zaten ne kadar hata yapmış olursa olsun, Çağatay bana çok iyilik yaptı. Onu şu an yalnız bırakamam. Günaydın. Günaydın Yıldız Hanım. Aysel ablası peynirlerini yedi bile. Biraz daha iyi misiniz? Boş ver sen beni. Çocuğumun burnu akıyor. Günaydın. Günaydın anneannesi.
Hah, ne istiyorsun? Ay. Aysel, sen de bir servis al kendine, otur. Yeni evimizde ilk günümüz. Güzel enerjilerle başlayalım. Seve seve efendim. Yıldız yalılarda solduk resmen. Bize hiç uğurlu gelmedi. Bir o kadar yakışmamıza rağmen, evet. Değil mi ya? Baba. Korktum, başıma geldi işte. Alışacak anneciğim. Anneciğim sen üzüm mü dedin? Bana öyle geldi. Üzüm mü istedin? Yıldız Hanım, ben o zaman bir çayı alıp geleyim. Yıldız, bu ev çok güzel, iyi, hoş da nasıl geçinmeyi planlıyorsun? Şampuan işi tuttu biliyorsun. Oradan bir ödeme alacağım. Hem Rana Hanım'la çalışmaya da devam ediyoruz. Bugün çağırdı beni. Hem de bu aldığım intikamın bir maddi boyutu da olacak. Tazminat davası açıyorum. Ay Allah'ıma bin şükür. Gurur yapacaksın diye o kadar çok korktum ki. Gurur yapmamam gerektiğini avukatım bana gayet güzel açıkladı. Bu bana yaşattıkları şeyin maddi ve manevi bir karşılığı olması lazım. Çünkü ben bütün düzenimi değiştirdim, değil mi? Abim. Abi bu ne hal? Sen hiç uyumadın mı Allah aşkına? Bu durumdayken nasıl uyuyayım Seda? Abi kalk hadi, hazırlan. Yengenin yerini buldum. Buldun mu? Abi ben sana ne söz verdim? Dün gece Ender Hanım'a gittim. Bana Emir'i takip etmemi söylediler ama ben daha kolayını buldum. Nasıl? Ay pes etmiyorlar. Efendim Seda'yı. Sonunda açtın abla telefonu çok şükür. Öldük meraktan, aradım defalarca. Neredesiniz? Biz o evden gittik. Bir daha da geri gelmeyeceğiz. Patronuna öyle söyle. Yıldız Hanım onu asla affetmeyecek. Ya tamam affetmesin affetmesin de tam olarak nerede affetmeyecek? Sen bana adresi versen iyi olur. Aa kapat Allah aşkına Seda'yı. Benden istediğin şeye bak ya. Ya bak Aysel abla kapatma dur. Ablam. Yani bak iki seven insan söz konusu. Bari sen yardım et ya. Çağatay abimin kendini savunmaya hiç mi hakkı yok? Bırak bir görüşsünler, konuşsunlar. Yazıktır, günahtır abla. Ortada küçücük bir çocuk var. Tamam tamam Haliçan dedin şimdi. Yalnız bak benden duyduğunu kimseye söylemeyeceksin. Tövbe söylemem. Söz veriyorum sana. Seda'yı sana helal olsun kardeşim be. Abi hadi hemen hazırlan. Yengem seni yakışıklı görsün ya. Hadi. Şu iş düzelsin. Yemin ediyorum bir fakir doyuracağım. Meşgul. Sinyal sesinden sonra. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Sinyal sesi. Beni engellemiş olamaz. Her yerde biz varız. Çağatay Bey henüz ofise gitmemiş. Seda'yı yanında. Sanırım Yıldız Hanım'ın yerini arıyorlar. Bulsalar ne olacak ki? Kadın intikam planını öyle bir kurgulamış ki. Bundan asla geri dönmez. Keşke her şeyden önce ona ulaşabilseydim. Bir şey fark etmeyecekti efendim. Artık siz de daha fazla kendinizi üzmeyin. Arzu nerede? Kumru'ya bakıp çıkacaktı. Babam ne durumda? Yani. Şirkete gitmeyecek mi? Sevgilisi Ender Hanım gelecekmiş. Bir o eksikti, şimdi bir de ona açıklama yapacağız. Moralini bozma. Sen Kumru Yıldırım'sın, kimse senin arkandan konuşamaz. Sakın öyle ben rezil oldum kafalarına falan girme. Ben rezil olduğumu falan düşünmüyorum. Umurumda da değil zaten. Çağatay'a ulaşamıyorum. Telefonlarımı açmıyor. Sakın şu an saçma sapan bir şey yapıp babanı iyice delirtme. Burada duruyorum sadece. Ne yapacak ki? Eve mi kilitleyecek beni? Şu an uslu dur. Lütfen. Okey. Merhaba.
Nazlı Hanım buyurun. Günaydın İsmet. Günaydın efendim. Şirkete gidince asistanıma uğra, sana bir gizlilik sözleşmesi imzalatacak. Nazlı Hanım, o nedir? Bir nevi sessizlik yemini gibi bir şey. Arabada konuşulanları kimseye anlatmaman için bağlayıcı bir anlaşma. Korkulacak bir şey yok, bütün çalışanlarıma imzalatıyorum. Aksi halde benimle çalışamazsın. Abla, var ya, herkes bu olayı konuşuyor. Yani magazin programları en az 3 saatlerini Yıldız'la Kumru'nun olayına ayırmışlar. Sosyal medyadan bahsetmiyorum bile. Ne diyorlar? Bir özet geç. Hemen özet geçiyorum. Şimdi Yıldız aldatılan kadınların lideri konumunda. Hı. Bence metresler de Kumru'yu destekliyor ama bir yorum yapmayarak çekimsel kalmaya çalışıyorlar. Ay Doğan bir tiktir. Şu işe bak, dünyanın en klas adamının başına gelene bak yani. Yıldız'dan haber var mı? Hala bakmıyor telefonlarına. İyi, bence üstümüze alınmayalım. Yani Çağatay'la alakalı bir durum. Ben gidip Doğan'la bir konuşayım. Ona biraz moral vereyim. Yıldız nasılsa kendine geldiğinde bizi arar. Nasıl moral vereceksin ablacığım? Sorabilir miyim? Ha? Ne diyeceksin yani? Memlekette metresler de azınlıkta değil, senin kızın da yalnız değil. Merak etme, eğme başını Küheylan'ın mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Yani aslında söylenecek en mantıklı şey bu. Ama ben başka bir yerden gireceğim canım. Hah abla, beni de restorana bıraksana ne olur. Emir nerede? Ya o sabah çok erken çıkıyor ya, çoktan varmıştır restorana. Okey, sen detayları öğren bakalım. Anneciğim ben çıkıyorum. Tamam kızım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aa. Ne işin var senin burada? Yıldız, konuşabilir miyiz? Hangi yüzle geldin? Yıldız bak, ayrılacaksak da konuşalım. Beni dinle, öyle ayrılalım. Ne yapayım, yalanlarını mı dinleyeyim? Lütfen, dinle. Gideceğim. İyi, gel bakalım ne söyleyeceksin acaba? Sana yazıklar olsun. Anlat bakalım Çağatay. Aşkınız ne zaman başladı? Yıldız yapma, aşk falan yok. Benim tek aşkım sensin. Ya sorma. Keşke beni birazcık daha az sevseymişsin. Yıldız bak çok haklısın. Ben büyük bir hata yaptım. Ama Kumru'yla yaşadığım şeyin benim için hiçbir anlamı yoktu. Ben babamın ölümünden sonra bunalıma girdim. Hatta uzunca süre ölümünden seni sorumlu tuttum. Sana çok sinirliydim. Yani sinirini yan komşuyla düşüp kalkarak mı attın? Bunu mu söylüyorsun bana? Tabii ki böyle bir şey söylemiyorum bak. Çağatay bana dokunma. Kumru da beni hep aradı. Sordu, peşimi hiç bırakmadı. Ben de... Ne güzel, sen de gördüğün ilgiye cevaben onu mu kırmadın? Ne diyorsun ya? Yıldız bak, gerçekten çok pişmanım yaptığım hata yüzünden. Keşke zamanı geri alabilsem. Keşke böyle bir şey yapmamış olsam. Ben de çok pişmanım biliyor musun? Keşke seni hiç tanımasaydım. Yıldız hata yaptım diyorum. Hata anlık olur Çağatay. Senin kim bilir kaç aydır bu kızla ilişkin var. Bak hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Ve çok pişmanım diyorum. Bir daha asla ama asla böyle bir şey olmayacak. Bir daha diye bir şey yok. Ben artık senin hayatında değilim. Bana neyin sözünü veriyorsun? Yıldız. Çağatay, daha fazla konuşup beni sinir etmeden git şu evden. Ay ne olacak bu böyle? Ya bilmiyorum efendim ama ben de çok üzülüyorum. Ay sen, yani elimden de hiçbir şey gelmiyor. Yıldız sonuna kadar haklı. Atak falan mı desek acaba? Ay benim yavrum burada paralanıyor. Hay kimseye acımıyorsan şu küçücük çocuğa acı, değil mi? Boyu devrilesice. Çağatay yeter, ben artık seni dinleyemeyeceğim, çık git. Hayatım bak, o evi hemen boşaltırız tamam mı? Nereye istersen sen oraya taşınırız. Ha taşınınca unutacağım yani ben bütün bunları. Bu mu sorun? Ben böyle bir şey demedim. Çağatay sen ne diyorsun? Ben seni anlamıyorum zaten ya. Yıldız ben kendimi sana nasıl affettirebilirim? Sen bana kendini affettiremezsin artık. Ben Kumru ile sizin aranızdaki ilişkiyi biliyorken sizi izledim. Senin o tavırlarını gördüm. Aynı masada otururkenki halini, tavrını, hiç hata yapmış bir adam gibi değildin.
Resmen bu durumdan zevk alan pişkin bir adam gibi oturuyordun yanımdan. Yıldız, olur mu öyle şey? Bak, ben ondan kurtulmaya çalıştım. Hatta sen anlama diye çok çaba gösterdim. Zaten toplasan kızla ben 3 kere görüştüm. Görüşmemeliydim evet ama pişmanım ben ya. Evet tabii. 3 kere, 5 kere artık ne kadarsa rahat rahat görüştünüz. Niye? Çünkü zaten Yıldız'ı salak yerine koydunuz. Ne istiyorsan yaptın işte. Sen bunu nasıl öğrendin? Market fişinden. Hani sevgilinle aşk yuvanda bir şeyler almışsın ya ona. Onu önüme koydu Aysel. Bir dahakine aklında olsun, bu tip detaylardan kurtul. Yıldız bak ben... Madem birine bir şey hissettin, biriyle bir şey yaşamak istedin, bunu niye benim onurumu kırarak yaptın? Eğer sen bana başka birini sevdiğini söyleseydin, ben seni yolundan çekilirdim. Yıldız, sana kaç kere söyledim. Ben onu sevmiyorum. Yakalanınca mı anladın onu sevmediğini? Hayır, kurtulmaya çalıştım. Kurtulmaya çalışmana rağmen kurtulamadın. Demek ki bağımlılık olmuş aranızdaki. Ne güzel. Yıldız bak, asla Kumru'yu bir daha görmeyeceğim. Zaten benim ilişkim çoktan bitmişti. O benim peşimi bırakmadı. Öyle mi Çağatay? Keşke şu anda Kumru burada olsaydı da uğruna bütün evliliğini yıktığın ilişki hakkında söylediğin şeyi duysaydı. Söyleyeceğini söyledin. Daha fazla benim sinirlerimi bozmadan çık git buradan. Biz oyuncaklarla oynamaya gidelim mi kuzum benim? Gidelim. Allah'ım yarabbim. Yıldız, artık biraz sakinleşir misin lütfen? Baba. Oğlum. Oğluşum, gel bakalım. Gel bakalım, özledin mi beni? Gel bakalım, gel, gel. Yıldız, bu yuvayı bozma. Çağatay, bu yuvayı sen bozdun. Çocuğun yanında bağırmak istemiyorum. Üstüme gelme daha fazla. Gel canım, gel hayatım. Ayrıca çocuğun nüfusunu alma işlemlerini de iptal edeceğim, onu da bil. Ne? Niye şaşırıyorsun? Boşanıyoruz şu anda biz. Yıldız, tamam bak. Sinirlisin, kızgınsın, haklısın da ama bunun faturasını Halitcan'a kesemezsin. O benim bileceğim iş. Ayrıca babası olmadan da onu görebilirsin. Yıldız bak. Anneciğim bak. Çağatay abin seninle vakit geçirmek istiyor. Git ona 5 dakika. Biraz gör çocuğu, sonra da git. Gördün mü anneyi, beni bırakıp gitti? Ben gelsene ben de bir. Oğlum nereye sıvıştın? Ablam seni sorup duruyor. Allah, ablanın gazabından korktum kaçtım. Ne yapayım ya? Kork zaten. Sen niye bize bir şey söylemedin? Oğlum durum çok hassastı. Yıldız zaten bitmiş. Konuşmayacağıma yemin ettim ben de. Ha, yeminini tutacağın zaman da bizi buldun. Ne şimdi Enver abla sana yemin ettirse ben tutmayacağım. Yani evet, tutarım. İşte eğer ablan üstüme gelirse beni aynı böyle savun. Tamam mı hacı? Tamam oğlum. Ya zaten olay o kadar büyük ki ablam sana kızmayı falan unutur. Sen şimdi bana bir özet geç bakayım, ne oldu? Ya oğlum, Yıldız beni aradı. Dedi ki yardımına ihtiyacım var. Bakma, ben de uzun süredir kendim böyle buzdolabının gözündeki o yarım limon var ya, onun gibi hissediyorum. Ay bilirim. Böyle sıksan sıkılmaz, atsan atılmaz. Öyle kenarda çürüsün beklesin. Aynen öyle kardeşim. Tamam, biz bir ekibiz. Bu çok güzel. Ama bir şeyleri yalnız halledince kendime güvenim geri geldi. Geri geldi. He. Vardı yani. Evet, sana rağmen vardı. Tutunduk hayata. Tamam, hadi işinin başına dön. Ben de çalışacağım. Hadi. Hadi. Yani haklısın tabii ki. Kötü bir durum. Kötü bir durum mu? Ender, bundan daha kötü bir durum var mı? Yani ben kızımın bir metres olarak anılmasına mı üzüleyim? Arkadaşının kocasıyla ilişkiye girmesini mi? Bilemiyorum. Evet, bir hata yapmış ama ondan vazgeçecek halin yok ya. Onun arkasında durman lazım. Ne yapayım peki, söyler misin? İyi gününde, kötü gününde kızının yanında kapı gibi bir babası olduğunu millete göstermen şart. Bir davet falan vereyim istersen. Vallahi ağzımdan aldın. Bence şahane bir çözüm bu. Kesin sonuç. Ender'cim, sen ne dediğinin farkında mısın acaba? Çok farkındayım Doğan. Eğer ben senin yerinde olsaydım kesinlikle böyle yapardım. Yani sen kenara çekilip insanların olayı unutmasını beklersen
insanlar daha fazla konuşurlar. Sen büyütmediğini göstereceksin ki insanlar da büyütemesinler. Şimdi magazinciler sizi köşe bucak peşinize düşecekler. Olmadık bir karede sizi böyle çekmeye çalışacaklar. Ben diyorum ki onlardan önce davran, davetini ver, mutluluk pozunu ver. Ben kızımın arkasındayım diye mesajını ilet, bu kadar. Bilemiyorum. Bilemeyecek bir şey yok hayatım. Zaten çok büyük bir şey olmasına da gerek yok. Yakın arkadaşlarını davet edeceksin. Mesele aynı karede mutluluk pozu vermek. Sen bunu bir düşün. Ben Kumru'yla konuşup geliyorum. Kumru'cum gelebilir miyim? Gel ama pek konuşmak istemiyorum. Okey. O zaman ben konuşayım, sen dinle. Hı? Yanlış anlamasam ben pek tavsiye olacak bir tip değilim Ender. Belli. O yüzden bu durumdasın. Kusura bakma Kumru'cum ama eğer bana anlatmış olsaydın bu olay bu kadar ortalığa dökülmeden halledilebilirdi. Sen danışman falan mı kesildi benim başıma? Bak bana sinirlenmeni çok iyi anlıyorum. Ama bu şu an içinde bulunduğum durumu değiştirmiyor. Ben sadece sana yardım etmeye çalışıyorum Kumru'cum. Niye olduğunu da bir anlasam keşke. Niye mi? Aşk olsun Kumru'cum. Bak baban benim için çok kıymetli. Sen de öyle. Yani senin üzülmen babanın üzülmesi demek. Ben ikinize de destek olmaya çalışıyorum. Bir kere öncelikle senin bu kendini eve kapatma meselesini bir ortadan kaldırman lazım. Hayatım sen bir ilişki yaşadın. Adamı öldürmedin ki. Senin Yıldız'la aran mı bozuk? Yok. O zaman niye arkadaşının yanında olmaktansa benim yanımdasın? Onun yanında da olabilirim. Ben burada bir taraf değilim. Burada bir tane kötü var. O da Çağatay. Adam ikinizi de yalanlar söyleyerek böyle ayakta uyutmuş. Neyse. Madem konuşmak istemiyorsun, ben gideyim o zaman canım. Ender dur bir dakika. Sonra ben bu ikisini sahneye davet ettim. Herkesin ortasında pat pat yüzlerine söyledim. Gördüm. Bütün sosyal medya sizi konuşuyor. Evet, ben de bazı yorumları çok beğendim biliyor musunuz? Çok yaratıcı küfürler vardı yani Kumru'ya. Beğendim hatta onları. Mutlaka yayın yasağı gelecektir. Gelirse gelsin. Ben ikisini herkesin ortasına rezil ettim ya. Artık ölsem de gam yemem. Yıldız Hanım, biz dava için başvuruda bulunduk. Ama fikriniz değişebilir. Eşiniz size yalvarıp yakaracaktır. Geldi bugün zaten. Ama merak etmeyin, fikrim falan değişmeyecek. Çağatay bu hayatta beni en çok üzmüş insandır. Bir de benim geçmiş karşıma diyor ki, Kumru bana takıntılı. Kendini temize çıkarmak için bunları yapması çok normal. Yani biz bu tür davalarda bunlarla çok karşılaşıyoruz. Ancak eşinizin yaşadığı ilişkiyi inkar etmemesine gerçekten çok şaşırdım. Yani ben gözlerimle gördüm, onları nasıl inkar edecek ki? İnanın olabiliyor bunlar. Hatta sizi kıskançlıkla suçlayıp sizi hatalı gibi göstermeye çalışabilirdi. Ne? İyi ki öyle bir şey yapmadı. Eğer öyle bir şey yapmaya kalksaydı zaten adliyede değil direkt mezarlıkta görüşürdük. Kendisinin gırtlağını artık sıkardım herhalde. Yıldız Hanım bundan sonrası bende. Zor olan tarafı sizin için bitti. Davayı kazandıktan sonra alacağınız tazminatla neler yapacağınızı planlamaya başlayabilirsiniz. Yalnız benim canımı sıkan bir konu var. Yani Çağatay biliyorsunuz Halitcan'ın nüfusunu aldı. Evet. Ben boşandıktan sonra Halitcan'ın babasının Çağatay olarak kalmasını istemiyorum. Evet ama bunun için ayrı bir dava açmak gerekir. Yani iptalini falan isteyemez miyiz? Maalesef isteyemeyiz. Çağatay Bey Halitcan'ın babası olduğu için bize velayette biraz sorun çıkarabilir. Nasıl yani sorun çıkarabilir? Benim çocuğumu bana göstermeyecek hali yok herhalde. Yok yok. Yani göstermeme gibi bir şey söz konusu değil elbette. Ama karşımızda boşanmak istemeyen bir adam olduğunu unutmayalım. Davayı uzatmak için elinden geleni yapacaktır. Sen Yıldız'la konuştun mu hiç?
Hayır, telefonlarını açmıyor. Olacaklardan haberin yok muydu? Olsaydı buna izin verir miydim sence? Bakma bu Yıldız için de çok kötü oldu. Ne kadar zamandır biliyor acaba? Bir süredir gizlediği aşikar. Ama çok merak ediyorsan hemen öğrenebilirim. O yok. Olan oldu zaten. Neyini merak edeceğim artık? Boşanacaklar mı? İnan hiç bilmiyorum. Sen Çağatay'la konuştun mu hiç olaydan sonra? Yok, ben olanlardan sonra telefonumu kapattım. Aradıysa da ulaşamamıştır. Okey. Kumrucuğum bak. Burada sen de mağdursun. Burada bir kötü var, o da Çağatay. Ben bunu Doğan'a da söyledim. Babanın senin üzerine bu kadar gelmesi de bence yanlış. Ama ben babanı yumuşatırım, sen merak etme. Konuşurum ben onunla. Yalnız senden bir ricam var. Benim söylediklerimi dinleyeceksin, okey? İyi, tamam. Anlaştık. O zaman ben şimdi aşağı iniyorum. Önden babanla bir konuşayım. Hemen arkamdan sen gel. Üçümüz bir konuşup halledeceğiz, merak etme. Olur. Hadi. Ne oluyor arkadaşlar? İşinize bakın hadi. Sedai, günaydın. Günaydın Feyza Hanım. Çağatay geldi mi? Şimdi geldi. Feyza Hanım, abim hiç iyi değil. Ona moral verin, bir şeyler yapın. Sabaha kadar uyumamış. Tamam, merak etme Sedai. Geçiyorum. Gel. İşe döndüğüne sevindim. Seni bu halde yalnız bırakamazdım. Sağ ol. Ne durumdasın? Gördüğün gibiyim işte. Berbat görünüyorsun. Bu iyi gözükmeye çalışan halim, öyle düşün. Yıldız nerede? Yeni evinde. Ne? Her şeyi biliyormuş. Önceden ayarlamış. İnanamıyorum Çağatay. Ben de. Hayır, Yıldız'a değil. Sana inanamıyorum. Feyza, bir senden azar yemediğim kaldı lütfen. Yıldız, Ender, Asuman Hanım. Üstüme yürürken sen aslında bu kızla berabermişsin. Bak, yaptıklarımla gurur duymuyorum, tamam? Ortaya çıkacağını nasıl düşünemedin? Bilmiyorum. Öyle oldu. Ne yapayım? Ne kadar zamandır birliktesiniz siz? Ya birlikte falan değiliz. Bitti. Tamam. Yani ne kadar sürdü? 10 gün mü? 1 ay mı? Ne? 8 ay. Of Çağatay. Kendimi affettirmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Umarım işe yarar. Feyza, başka bir sorunumuz daha var biliyorsun değil mi? Çok büyük bir sorun hem de. Farkındayım. Doğan Bey. Karşılaştınız mı? Hı-hı. Henüz şirkete gelmemiş. Önde sonunda karşılaşacaksınız. Öyle. Bu şartlar altında benimle çalışmak istemeyecektir. Sadece bu kadarını bekliyorsan bayağı iyimsersin. Ne yapayım Feyza? Kumru çocuk değil sonuçta değil mi? Yetişkin bir kadın. Kimseyi zorlamadım ben. Bir yanlış yaptıysak ikimizin yanlışı. Tamam. Da sen gel bunu babasına anlat istersen. Nasıl anlatacaksın merak ediyorum. Yapacak bir şey yok vallahi. Ortaklıktan ayrılmak isteyebilir. Öyle bir şey olursa nakde ihtiyacımız olacak. Ben bugün birkaç bankayla görüşürüm. Hazırlıklı olmalıyız. Ne
oldu İsmet? Beni niye görmek istedin? Caner Bey, bu kadın bana sözleşme imzaladı. Ne sözleşmesi? Gizlilik. Üstelik cezası var. O ne demek ya? Yani duyduklarımı konuşmam yasak. Eğer konuşursam 500 bin lira tazminat ödemem gerekiyormuş. Yani birine böyle bir şey imzalatıldığını da ilk defa duyuyorum. İmzaladım da korktum açıkçası. Neyse, ben ablamla konuşurum, sen merak etme. Bu tazminat işini de düşünme, işini başına dön, tamam mı? Hadi. Yalnız senden bir ricam. Lütfen fevri olma. Sakin ol. Şimdi biz mantıklı bir yol haritası çizelim birlikte, okey? Kumrucuğum gel canım. Otur sen. Biz babanla konuştuk. Yapılacak en mantıklı şey babanın senin arkanda durduğunu ve seni kimselere ezdirmeyeceğini göstermek. Öyle mi baba? Kumru, ben senin yüzüne bile bakamıyorum. Öyle haklıymışsın gibi tavırlara girme. Beni gelme. Hayatım, gerilecek bir şey yok. Aldığımız zararı minimuma indirmek için bir çalışma yapacağız sadece. Nasıl olacaksa artık. Doğancığım, anlattım ya. Bir davet vereceğiz. Sen de orada bir konuşma yapacaksın. Diyeceksin ki ben kızımın arkasındayım. Bu kadar. Baba. Bana baba deme. Aa Doğancığım, ne konuştuk ama böyle olmaz, bir yere varamayız. Ne dedim ben? Ender, sen bana dışarıda iyi görün, evde istediğin gibi davran demedin mi? Ben de işte tam olarak onu yapıyorum. Bana bak. Bir daha o adamla yan yana gelmeyeceksin. Konuşmayacaksın. Karşılaşırsan selam vermeyeceksin. Ararsa telefonunu açmayacaksın, duydun mu? Duydum. Bak, bunun aksini duyarsam ya da görürsem seni evlatlıktan reddederim. Bunu yaparım. Tamam, söz veriyorum. Şimdi bir davet organize ediyoruz. Ben Caner'e söylüyorum, basını oraya getiriyor ve biz bu meseleyi kapatacağız. Okey? Kumrucuğum, sen de yarından itibaren normal rutinine geri dön artık, okey? Pekala. Yani bizim dışarı bile çıkmamamız gerekiyorken niye böyle bir şey yapıyoruz? Hala aklım almıyor. Doğancığım, konuştuk bunu. Kaçıp saklanmak bu meseleyi kabullenmek anlamına geliyor, lütfen. Yüzsüz gibi çıkıp açıklama yapmak ne demek oluyor peki? Bazen stratejik olarak böyle davranmak iyidir. Yani ezilip büzülüp düşman mı sevindireceğiz, değil mi? Ender haklı. Kızım, sen bir sussan artık. Çok özür dilerim, buna bakmam lazım. Hemen geliyorum. Alo. Abla, ya Arzu İsmet'e gizlilik sözleşmesi imzalatmış. Ha, süper. Çok iyi, çok güzel. Nesi süper çok iyi abla ya? 500 bin tazminat koymuş. Ya bize öttüğünü öğrenirse bu parayı bize patlatacak. Hayatım, biraz kafayı çalıştırsana. Bu kadın eğer bu sözleşmeyi imzalatıyorsa demek ki bunun gizlediği, korktuğu bir şeyler var. Ya gizlediği bir şey, korktuğu bir şey varsa konuşmasın. Aa, ne bu? Kadın o kadar uyanık ki arabada konuşmayacağı zaten belli. Onun derdi bu adamı kendine bağlamak. O yüzden sözleşmeyi imzalatıyor, onu korkutmak. Abla, o zaman bu kadın çok akıllı. Yani kendi çapında olabilir ama tabii ki bir ben değil. Herkes sıfır, sen birsin ablacığım, tamam. Dersin canım. Madem bu kadın arabada konuşmuyor, o zaman onun konuştuğu yere biz gireriz. Peri. Evi tabii ki Caner. Ablacığım tamam. Bak, yalvarırım, yapmayayım. Ne olur yapmayayım, yeter artık. Üf, Caner, sen git dinleme cihazlarını al. Hazır olsun, okey? Tamam, tamam abla. Öptüm canım, bye bye. Yıldız Hanım, inanın çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne demişler Rana Hanımcığım? Her başarılı kadının arkasında kıskançlıktan ölen başka bir kadın vardır. Kumru da onlardan biriymiş işte. Sizi ben daha yakın zannediyordum. Yani onun benimle yakın olma sebebi kocammış. Neyse, boş verin ya. Biz iş konuşalım. Satışlarımız gayet iyi gidiyor. Hele dünkü konuşmanızdan sonra stoklarımız tamamen tükendi. Yeni bir sürü sipariş aldık. Ürün güzel bir ürün. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Ama sizin mağduriyetiniz de satışların patlamasında çok önemli bir etken oldu. Satışların artmasına inanın çok sevindim. Siz şimdi bu billboardları falan yaptırmaya devam edeceksiniz ya. Lütfen her yerde olsun. Yani kafasını kaldıran beni görsün istiyorum. Tabii tabii, merak etmeyin, biz üzerinde çalışıyoruz. Yalnız çalışmaya devam etmemiz için sizden bir söz daha almam lazım.
hiçbir şekilde Kumru Yıldırım'la bir daha çalışmayacağınıza dair söz istiyorum. Kesinlikle Yıldız Hanım. Zaten toplum tarafından da imajı zedelenmiş birisiyle çalışmak yakışık almaz. Bence de. Çok sevindim. Oğlum ben hala anlayamadım ya. Çağatay bunu nasıl yapar? Sorma sorma. Ya Yıldız perişan oldu. Olmasın be kardeşim. Hani bu adam Yıldız'ı çok seviyordu, evine çok düşkündü. Ne oldu buna böyle? Yani işte öyleydi de herhalde babası ölünce kafa gitti, ne bileyim. Kesin ayrılıyorlar mı? Yıldız çok kararlı. Bir de şimdi kadının kumru çıkması da iyice işi yokuşa sürüyor. Ona duble şaşırdım zaten. Oğlum işin garip tarafı, biz bunları hiç yan yana görmedik ki. Ha, işte tam da o yüzden şüphelenmeliydik. Meğer hepsi taktikmiş. Vay arkadaş, ne olaylar dönüyormuş etrafımızda be. Ne oluyor gene ya? Olay mı var, ne oldu? Çağatay'ı konuşuyoruz. Ah, çok kötü patladı, o toparlayamaz artık. Acaba diyorum biz bir hani arasak mı, geçmiş olsun, başın sağ olsun, Allah beterinden saklasın gibilerinden. Bundan daha beteri yok kardeşim artık. En iyisi ben akşam onu bir arayayım, yemeğe çıkartayım. Evet, mantıklı. Neyse hadi ben de kaçıyorum, işlerim var, onu söylemek için uğraşayım. Nereye? Oğlum işte ses kayıt cihazı, gizli kamera falan. Ha, rutin. Ha, fix yani. Tamam. Açık etme kendini. Oğlum siz yine ne işler peşindesiniz lan? Artık sormuyoruz vallahi. O hallediyor, ben hallediyorum, sonra buluşuyoruz. Doğancığım hadi gel biraz dışarı çıkalım. Hı? İstemiyorum. Hadi bak biraz hava alırız. Ha? Biraz bir yerde yürüyüş yaparız, kahve içeriz filan. Baba? Konuşma benimle. Hadi hadi, itiraz istemiyorum. Hadi gidiyoruz. Beni engellemiş. Buyurun. Çağatay Bey evde mi? Hayır efendim. Tamam, ben de içeride bekleteceğim. Aferin sana. Ah Yıldız. Geldin mi kızım? Duymamışım. Ne oldu, konuşabildin mi? Rana Hanım'la konuştuk. Çalışmaya devam edeceğiz. Ah iyi. Ay, sabahtan beri telefon susmak bilmedi. Tembih ettin açma diye açmadım ben de. Aman açma, şu an hiç kimseyle konuşacak bir halde değilim, artık sonra. Yıldız, yan yılda neler oluyor acaba? Aman ne olacak, kıyamet kopuyordur. Beter olsunlar inşallah. Evleri başlarına yıkılsın. Aslında Doğan Bey düzgün adam yani. Ne yapsın işte, çocuğu utanç verici. İşte o çocukların acısını anaları babaları çekiyor. Biliyoruz. Ama ben Doğan Bey'i yani şu kadarcık tanıdıysam, o Çağatay'ın burnundan fitil fitil getirmezse ben deneyim görürsün. İnşallah diyelim. Ay yok. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Şu Aysel'i çağır, Nermin'i arasın. Rıhtıma insin, baksın falan ne yapıyorsa. Öğrensin yan yılda neler oluyor, çok merak ediyorum. Doğru diyorsun. Aysel. Buyurun Yıldız Hanım. Şu Nermin'i ara. Yan evin durumunu bir sor bakayım. Çığlıklar geliyor muymuş, kırılan dökülen bir şeyler var mı? Ya da gelen giden filan. Tamam efendim, ben telefon alayım o zaman. Güveniyorum sana, hadi Aysel. İnşallah oturmuş ağlıyordur. Tamam, tamam Nermin Hanım. Ben arayacağım seni. Ne diyor? Şey... Ne şey Aysel? Ağzına kerpetenle laf mı alacağız kızım, söylesene. Aysel'cim söyle, ne diyor? Şey efendim, Kumru Hanım evdeymiş. Kumru Hanım bizim evdeymiş. Ne? Evet. Ne diyorsun Aysel sen ya? Benim evimde.
Çağatay da orada mı? Yok, Çağatay Bey evde değilmiş efendim. Ay inanamıyorum ya. Daha bir gün oldu evden çıkalı, bir gün. Bunlar nasıl yüzsüzler ya? Ay resmen benim evden gitmemi beklemişler. Yemin ediyorum şeytan diyor. Git kafa kafaya çarp bunları rahatla. Bırak yok anne bırak. Değmez. Ben resmen onları rezil ettim zannediyorum. Meğerse bunların ekmeğine yağ sürmüşüm. İyi ki gitti Yıldız. Oh ne güzel beraber otursunlar evlerinde. Yıldız bak yarım saatlik yer. Gideyim ikisini tokatlayayım. İçimin yağları erisin. Başka türlü rahatlayamayacağım çünkü. Ay bir de sabah buraya geliyor Çağatay yalvar yakar bağırıyor. İşte inanmayacaksın bunlara. Bunların hepsi yalancı. Yalnız efendim ben o konuda biraz farklı düşünüyorum. Çağatay Bey o kadını sevmiyor. Çok da pişman biliyorsunuz sabah gördük. O kadın çok kötü birisi. Eminim Çağatay Bey'in haberi bile yok onun evde olduğundan. Evde olduğunu görse hemen evden kovar görürsünüz bak. Pembe gözlüklerle hayata bakan halini seviyorum Aysel. Umudunu kaybetme canım. Aysel selamı getir. Hoş geldiniz Çağatay Bey. Efendim şey, misafiriniz var. Kumru. Engellemişsin beni. İkimizin de iyiliği için. Ha, ikimizin de iyiliği için. Ne kadar düşüncelisin. Bak burada olman doğru değil. Karın sahneye çıkıp benim metresi ilan etti. Babam yüzüme bakmıyor. Ve sen nasılsın diye bile aramayıp beni engelliyorsun. Ne sandın Çağatay? Sana musallat olacağımı falan mı? Bak biz bir şey yaşadık. Bunu ikimiz de istedik. Benim çok zor bir zamanım. O zor zaman bitti anladığım kadarıyla. Kumru yaşadığımız şey çok güzeldi ama yanlıştı. Of Çağatay bırak. Şimdi mi aklına geldi bu kadar etik olduğun? Sen ne kadar korkak bir adammışsın ya. İyi ki sana bir anlam yüklememişim. Ama hatırlatırım. Bu ilişkiyi sen başlattın. Sen beni aradın, sen beni tekrar görmek istedin. Yıldız yeter artık yeter. Bak senden huzur istiyorum, sadece bu. Huzur. Tamam susuyorum. Lütfen çok iyi olur gerçekten bak, başarabilirsen tabii. Müsait olduğuna konuşabilir miyiz? Benden vazgeçemeyeceğini biliyordum. Biliyorum. Ama yanlış yaptım. Bak şu anda kimin kimi aradığını, kimin başlattığını hiçbir şeyin önemi yok. Tamam mı? Ben karımı çok seviyorum. Ve evliliğimi kurtarmak için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Gerçekten çok klişesin. Keşke biraz daha adam olsaydın da yaşadığın şeyin arkasında durabilseydin. Bak sana üzülmüyorum mu zannediyorsun? Ben üzülünecek bir pozisyonda olduğumu düşünmüyorum ama sen acınası bir noktadasın. Kapımın önünde kedi gibi dolanırken aklın neredeydi? O zaman karını sevmiyor muydun? Bana kızmakta çok haklısın. Söyleyeceğin tek şey bu mu? Kumru, artık görüşemeyiz. Ben bu zamana kadar nasıl görüştük ona şaştım şu an. Bir daha sakın karşıma çıkma. Evliliğini kurtaracakmış. Oldu canım. Kimse benimle böyle konuşamaz hiç kimse. Kahvemi içsek. İçelim de bir fal bak anne hiçbir şey baktığın yok. Aa! Sen hangi yüzle buraya geliyorsun? Yıldız tamam dur. Sen kimsin sen?
Sen nasıl bir insansın? Bizi nereden buldun ya? Şoförümle Aysen aynı semtte oturuyormuş. Nereye gittiğini merak etmiş ve valla. Abla, Aysel abla. Merhaba. Ferdi ben. Sizin yan yalıda çalışıyorum. Hangi yan yalıda? Bu Doğan Beylerin yanında. Kumru Hanım'ın şoförü. Anladım. Biz komşu değiliz, artık taşındık biz oradan. Hadi ya. Bu olanlardan dolayı mı? Doğru muymuş o? Gerçekten boşanıyorlar mı? Sana ne kardeşim? Hayır, ben kaç yıldır çalışanlarıyım, ben sormuyorum da. Sana mı anlatacağım? Hadi hadi git işine sen. Belki Kumru Hanım'ın gözüne girerim. Ben şunu bir takip edeyim. Kumru Hanım, size bir şey söyleyecektim ama sabahtan beri sizi yakalayamadım. Evet. Şey, bu yan yalıdakilerin yanında çalışan kadın bizim mahallede oturuyormuş. Sabah karşılaştık. Sizin husumetinizi bildiğim için kadını takip ettim. Bunlar yandan taşınmışlar. Bilmiyorum haberiniz var mıydı ama. Nereye taşınmışlar? Ulus'a. Yeri biliyorum ben. Aferin Ferdi. Teşekkür ederim. Sizin için efendim. Biraz bekle. Sonra beni bir oraya götür bakalım. Emredersiniz efendim. Sen hangi yüzle buraya geliyorsun? Tartışmak için gelmedim. Birkaç bir şey söyleyip gideceğim. Yeni evin güzelmiş, tam senlik. Dekorasyon tavsiyesi vermeye gelmedin herhalde. Espri yeteneğini kaybetmemişsin. Sen de yüzsüzlüğünden hiçbir şey kaybetmemişsin. Biraz baş başa konuşabilir miyiz? Yıldız, ben içerideyim. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen. Yıldız, buraya özür dilemeye gelmedim. Ne özrü canım? Senin kadar rahat bir insan haklı olduğunu bile düşünüyordur. Senin gibi kendimi mağdur görmüyorum diyebiliriz. Söylesene bana, evine girip çıktığın, arkadaşlık ettiğin bir kadının kocasını ayartmak nasıl bir duygu? Hiç bilmiyorum. Çünkü ben kimseyi ayartmadım. Burada ayartılan biri varsa o da benim. Çağatay benim peşimden koştu. Hadi diyelim Çağatay senin peşinden koştu. Sen diyemedin mi sen evlisin diye? Ya da benim arkadaşımın kocasısın diyemedin mi? Yıldız, sen bizim geçmişimizi bilmiyorsun galiba. Biz yıllar önce Çağatay'la birlikteydik. Tabii o zamanlar seni tanımıyordu. Kısa bir süre beraber olduk, sonra ben onu bıraktım. Ama demek ki içinde ukde kalmış ki beni bir daha gördüğünde kopamadı. Ne rahat anlatıyorsun ya? Ay Yıldız, sen de tam bir drama queen'sin. Senin gibi aldatılmayı bir şölen haline getireni ilk defa görüyorum. Kocan senden ve sıkıcı evliliğinden bunaldığı için ben de mutluluğu buldum. Bak canım. Ben zaten artık aradan çekildim. Madem çok meraklısın Çağatay'a, buyurun mutlu olun. Ama sana bir şey diyeyim mi? Senin böyle ballandıra ballandıra anlattığın ilişki hakkında Çağatay çok farklı konuşuyor. Bu sabah buraya geldi. Onu affetmem için bana yalvardı. Benim umurumda değil. Ama belli ki senin için bir önemi var. O yüzden söylüyorum. Sen çok fazla Çağatay'a bel bağlama. Kumru Hanım nerede? Henüz gelmedi efendim. Neredesin Kumru? Bir kadın için ne kadar aşağılayıcı bir durum değil mi? Senin burada sahip çıkmaya çalıştığın ilişki hakkında neler söyledi? Yetmezmiş gibi seninle anılmak da istemiyor. Bana da gelip hayatımın en büyük pişmanlığı diyor. Peki. O zaman burada pişman bir erkek görüyor musun? Yıldız, ne oldu? Pişmanlıktan eser yok değil mi? Belki de Çağatay hayatının hatasını seninle evlenmek olarak görüyordu. Kim bilir? Kumru. Adamın nikahlı karısının suratına gösterdiğin fotoğraflara bak. Ben zaten ne dersem diyeyim, ne yaparsam yapayım senin seviyene inemem.
Ama senin adına çok üzüldüm biliyor musun? O kadar korkmuşsun ki Çağatay'ı kaybetmekten. Buraya gelip bana bunları gösteriyorsun. Korkma. Ben zaten Çağatay'dan vazgeçtim. Al tepe tepe kullan, senin olsun. Şimdi evimden defol git. Bir daha da sakın benim karşıma çıkma. Görüşmemek üzere. Bu arada beni aldatılan kadını ilan ediyorsun ya. Çağatay seninle beraberken benimle de birlikteydi. Ben karısıyım onun. Herhalde karımla birlikte olmuyorum demiyordu sana. Dediyse de herhalde yutmamışsındır zeki kızım. Bir de gelmeyeceğim diye tutturdun abi. Ömer ne yapayım? Hiçbir şey yapacak halim yok. Sen de anlamaya çalış beni. İyi de sormazlar mı adama sen bu altları ne yedin diye? Ömer gerçekten bunları mı konuşacağız bugün? Neyi konuşalım abi? Beşiktaş'ın maçı vardı onu mu konuşsak? Vallahi ne güzel olur ya. Benim kafa yandı kardeşim. Yansın abi. Gerekirse yansın. Öyle kaçmak yok. Ben seni kardeşinim, anlat dinliyorum. Ne anlatayım? Yıldız evi terk etti. Benden boşanmak istiyor bu. Normal. Ömer, dertleşmeye mi geldin? Bana dayak mı atmak istiyorsun? Abi kusura bakmayacağım. Dost acı söyler. Anlatıyordun abi. Evi boşaltmış. Gittim ben peşinden. Yalvardım, yakardım. Bana mısın demedi. Böyle bir kereyle yalvarmayla olmaz. Biliyorsun. Ne yapayım, yüzüme bile bakmıyor. Gerekirse gidip kafasında yatacaksın abi. Ben gideyim konuşayım istersen. Çağatay abi kötü değil. Git de beter olsun der. Abi senin bu kumru muhabbeti bitti değil mi? Kesin. Bitti oğlum, bitti. Bitti yani, zaten bitmek üzereydi. Biz uzatmaları yaşıyorduk yani. Ah be abi. Ya sen ne işlere bulaştın be ya? Ne bileyim lan. Vur abi vur. Hadi Caner. Geldim, geldim. Geldim, tamam. Alet, edevat, takım, taklavat, ekipmanın hazır mı? Hazır, tamam. Her şey hazır. Tamam da eve nasıl gireceğiz? Caner'cim, sen kimlerin evlerine girdin? Buna da gireceksin işte, ne var? İstersen ben bundan sonra üstümde maymuncuk taşıyayım, olur mu? Fena fikir değil. Yarın öbür gün kasa falan da açarız biz. Dur, ben şimdi Arzu'yu arayacağım, okey? Ona diyeceğim ki, çok önemli bir şey konuşmam lazım, acil buluşalım diyeceğim. De bakalım, hadi. Ben onu evden uzaklaştırırım. O sırada sen evin belli başlı köşelerine böcekleri yerleştireceksin, okey? Bakalım hanımefendi sözleşme imzalatacak kadar ne konuşuyor? Öğrenelim. Harzu, sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Feyza bitti. Şimdi Harzu mu başladı yani? Hay başıma gelenler ya. Of, Harzu ne ya? Harzu ne? Neredesin sen? Telefonlarını açmıyorsun. Aradın mı, duymadım. Neredesin sen? Babacığım, bana sürekli bağırıyorsun, farkında mısın? Soruma cevap ver. Sakın o adamı görmeye gittiğini söyleme. Elinden bir kaza çıkmasın. Ne göreceğim? Yekta ile senin arada olanları duymuşlar. Bana moral vermek istediler. Kumru, bana bir daha yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. O adam o sahnede seçimini yaptı. Bunu sakın unutma. Sen orada rezil oluyorken o karısının gözünün içine bakıyordu. Yerini bil ve sözünden bir daha çıkma. Yıldız.
Ne diyor mikrop? Hangi yüzle buraya geliyor? Ahlaksız ne konuşuyor acaba? Bana Çağatay'la çekilmiş sarmaş dolaş fotoğraflarını gösterdi. Şaka yapıyorsun herhalde. Allah'ım bıraksaydım da saçını başını yolsaydın şunun. Keşke bıraksaydın. Ya inanamıyorum ya. Yüzsüzlüğüne inanamıyorum. Resmen sarmaş dolaş bunlar aşk yaşıyor ya. Pek de mutlular. Yıldız, sen sakın ha bu kızın tuzağına düşmeyeceksin, tamam mı? Çağatay'la barışacaksın diye ödü kopuyor da soluğu burada alıyor. Hoş barışacaksın, şuna inat, görecek gününü. Oldu. Kumru'ya olan sinirimden beni aldatmış adamı affedeyim. Hayır, tabii ki affetmeyeceksin kızım da. Bunun da böyle elini kolunu sallayarak ortalarda dolaşması sinirime dokunuyor. Ben ilk bu olayı öğrendiğimde Kumru herhalde beni kıskandı, benim elimden kocamı almaya çalıştı, hırs yaptı falan zannettim. Öyle zaten. Kız zengin, her şeye sahip ama mutsuz. Sorunlu bir kız. Şımarık. Gördü seni, mutluluğunu gördü, kıskandı, benim de olsun dedi. Bunlar resmen aşk yaşamışlar anne ya. Yani bu kız abayı yakmış Çağatay'a. Gözünde gördüm onu yani, bu hırsı o yüzden. Seviyor bu. Kızım saçma sapan konuşma. Aşık olan, seven insan böyle mi davranır? Karşısındaki insan mutlu olsun ister. Bu böyle oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi tepinip duruyor. Bunun başka yaptığı bir şey yok. Nerede onda o ahlak ya? Şımarık pislik. Şımarık. Cezasını versin Allah. Oğlum ben Yıldız için annemle babamı karşıma aldım, biliyor musun? Benim için ailem en önemlisiydi. O ne yaptı? Halit Can'a baba olamazsın diyor. Abi olay daha çok sıcak. Bekle, acele etme. İlla ki o da yumuşayacak. Ya yumuşamazsa? Ya hakikaten benden boşanırsa? Ya beni ömrünün sonuna kadar unutursa? Ya affetmezse? Ben ne yapacağım? Abi dur, gözünü seveyim ya. Böyle felaket senaryoları yazma bize ya. Bir kere şunu çok iyi biliyoruz. Yıldız seni seviyor. Benim karım beni bir gün bile üzmedi, biliyor musun? Bir kere bile. Ben ne yaptım? Bir heyecan için her şeyin içine itinayla ettim kardeşim. İtinayla ettim. Sen bunları Yıldız'a anlattın mı? Anlattım. Yalvardım. Her şeyi söyledim. O ne dedi? Halit Can'a baba olamazsın dedi. Oğlum çocuk, el kadar çocuk ya. Beni görünce baba diye ağlıyor, baba diye baba. Anladın? Bana baba diyor. Anladım abi. Ben var ya, Yıldız için anne babamı karşıma aldım. Anlaşıldı abi. Bu gece epey uzun olacak. Oğlum evde anılar. Her yer bomboş. Ne yapıyor acaba şimdi? Gidip bakalım mı lan ne yapıyor diye. Ha? Abi bence bu halde gitmeyelim. Ne var lan benim halimde? Ben karımı seviyorum. Sevdiğimi anlatacağım ona. Sevdiğimi söyleyeceğim. Yürü gidiyoruz. Abi kaş yapalım derken göz çıkarmayalım bak. Ben başlarım kaşına da gözüne de ya. İste şu hesabı, gidiyoruz. Ben karımı göreceğim. Emin misin? Eminim oğlum. Gideceğim, karımı alacağım ya. Nereden çıktı bu apar topar konuşma isteği? Çok büyük kriz var, şirkette konuşmayalım dedim. Sorun nedir? Bir de soruyor musun? Sorun şu, Çağatay ve Kumru'nun ilişkisi. Doğan pime çekilmiş bomba gibi. Şimdi bunlar iki ortak. Bunların arasını bulmamız lazım. Neden? Onların şahsi meselesinden bize ne? Seni insanların özel hayatı ilgilendiriyor olabilir Ender. Benim umurumda değil. Canım ben de merak ettiğim için söylemiyorum. Şirketimizin selameti için söylüyorum.
Neticede bu iki ortak illaki bir araya gelecek. Korkum şu. Ya Doğan Çağatay'a bir şey yapmak isterse? Doğan'ı hiç tanımadığın o kadar belli ki. Doğan bir şey yapmak isterse yapar. Biz ona engel olamayız. Ayrıca ben zaten Doğan'ın tarafındayım. Benim duruşum çok net. Canım benim de duruşum çok net. Tarafım da belli ama yine de tedirginim. İlk defa böyle bir şey oluyor yani. Alışkın değilim ben. Arzu Hanım gitti. Bir iki saate gelmez. Yakalanmayalım da. Yok yok, gel sen. Burada mı oturacağız? Evet, zaten kadın evde değil. Ayrıca oturduğu yerden emir vermesini biliyor. Şimdi yok. Rahat rahat takılırız. Geç otursan ben içecek bir şeyler hazırlayayım. Hadi. Ne oldu? Böcek. Ne? Böcek mi? Yok yok, böcek sandım. Sıkıntı yok. Sen hazırla. İyi tamam, ben içkilerimizi hazırlayıp geliyorum. Caner Bey. Nispet, biz seni buraya bize haber uçur diye gönderdik. Sen ne yapıyorsun? Aşk gemisine çevirmişsin burayı. Bir canlı aramda ufak bir elektriklenme oldu. Başlatma şimdi senin elektriklenme ha. Bak benim bütün trafolarım atık. Çabuk bu kadına çaktırmadan beni bu evden çıkar çabuk. Tamam, siz gelin. Gözlerini kapatır mısın? Sana sürprizim var. Çok heyecanlı. Sakın gözlerini açma. Tamam. Sürpriz geliyor. Ben seni ne yapayım? Parçalayayım mı? Ne yapayım ben seni? Ya burada yaptığını ablam duysa ne olur biliyor musun? Ne yapar seni biliyor musun? Çok haklısınız Caner Bey ama. Gönül bu. Gönül bu. Oğlum ne gönül? Ne delirtme lan beni. Sen bize lazımsın. Bak Arzu seni kovar. Tamam hallediyorum. Hemen hallet hemen. Bir de içeride sürpriz yapacağım demiştim ya. Ha, onu da mı bana soruyorsun? Ne diyeyim? Allah'ım şu üç günlük dünyada yaşadığım şeye bak, yemin ediyorum git içeriden çiçek mi yolluyorsun, ağaç mı koparıyorsun, ne yapıyorsun, onu götür beni, çıldırtma. Git hallet şu işi, hadi çıkın sonra da evden. Allah'ım yarabbim, uğraştığım şeylere bak ya. Ay. Keşke bıraksaydın da saçına yapışsaydım ya. Ay böyle yüzsüzlük olur mu ya? Kocamla çekilmiş fotoğraflarını gösteriyor bana. Yıldız tamam, zaten sinirlerim çok bozuk. Kapatalım artık şu konuyu. Yıldız! Ne oluyor ayol? Abi. Yıldız aç şu kapıyı. Abi. Abi gözünü seveyim gidelim abi. Oğlum ben karımı almadan hiçbir yere gitmiyorum, anladın mı? Yıldız! Ya bu ya dandan. Yıldız! Aa Çağatay'ın sesi bu. Yıldız aç kapıyı. Aa. Abi millet uyanacak. Gözünü seveyim gidelim ya. Lan uyanırsa uyansın, ne yapayım? Yıldız aç kapıyı. Bak seni buradan almadan hiçbir yere gitmiyorum ben. Aç kapıyı. Ayakta duramıyor. Konuşmak istiyorum seninle. Aç konuşacağız. Ay Yıldız, bunu susturmak lazım. Herkes uyandıracak. Bağırır bağırır. Susar. Boş ver. Karımı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Geleceksin. Bak aşkım. Aç. Ne aşkım diyor ya? Yüzsüz. Yok senin aşkın filan. Git buradan. Ay devrilsin inşallah. Yıldız. Canım Yıldız kayarak senin hayatından çıktı. Unut Yıldız'ı. Kaybettin. Bak ben seni seviyorum. Aç şu kapıyı. Yenge bir kapıyı aç da bir konuşun bari be. Ömerciğim bak kalbini kırmak istemiyorum. Al arkadaşını da gidin buradan. Gitmiyorum oğlum hiçbir yere. Gözünü seveyim gidelim hadi. Ben gitmiyorum. Yıldız. Aç şu kapıyı bak ben sabaha kadar. Komşular uyanacak ya. Seni almadan hiçbir yere gitmiyorum. Aç şu kapıyı. Bana bak vallahi polis çağıracağım. Git buradan. Kimi çağırıyorsan çağır, gitmiyorum. Sabaha kadar buradayım, anladın mı? Seni alıp öyle gideceğim ve dinleyeceksin beni. Aç şu kapıyı. İyi o zaman ben gidiyorum. Ben yatıyorum anne. Hadi abi hadi. Hadi gidelim abi. Gözünü seveyim hadi. Ben sana yapacağımı bilirim Çağatay.
Yıldız, o kapıyı bugün açmadın. Yarın yine geleceğim, açacaksın. Seni o evden alıp götüreceğim. Evimize gideceğiz. Tamam abi, hadi abi. Seni tamam, alacağım abi. Buradan. Çok ağlayacaksın Çağatay. Utanmadan kızıma aşk dolu fotoğraflarınızı gösteriyorsun. Ama o övündüğün manzara yalan. Gerçek olsaydı Çağatay şu an burada yalvarıyor olmazdı. Kullanılmış olmak nasıl bir duygumuş, anla bakalım. Yıldız, o kapıyı bugün açmadın. Yarın yine geleceğim, açacaksın. Seni o evden alıp götüreceğim. Evimize gideceğiz. Geldi kapıda yattı ama, ha? Ne yapalım yani, sevinelim mi? Ha, üzülecek halimiz yok. Allah Allah. Hatasını anladı belli ki. Anneciğim valla isterse kapılarda yatsın, isterse ağaca tırmansın. Benim için hiçbir değeri yok. Yap yap, ondan sonra gel burada ağla. Oldu canım. Ya, en azından Kumru'yla birlikte değil. Onu görmüş olduk. Hiç o kadar emin olma. Bunlar bunca zaman benim gözümün içine baka baka beni uyuttular. Unutma. Ay, Yıldız Kumru'yla olsa bunları yapabilir mi? Sen o kızın söylediği hiçbir şeye inanma. Ben zaten bundan sonra sadece gözümün gördüğüne inanırım. Zaten o kızın iki yakası bir araya gelmez. Allah'ım inşallah böyle karışık kuru yemiş tabağındaki sarı leblebi gibi yalnız kalır böyle bir başına, çaresiz tek başına. Ay ne diyorsun anne ya? Ne güzel beddua buldun, tebrik ederim seni. Sana bunlar yapıldıkça beddua konusundaki yaratıcılığım arttı çünkü. Canım annem benim ya. Her daim bana olan duaların ve düşmanlarıma olan beddualarınla yanımdasın. Her zaman kızım, her zaman biliyorsun. Baba. Başladı gene bu. Hissediyor herhalde çocuk. Ah oğlum ya. Bundan sonra Çağatay kelimesini yasaklıyorum, tamam mı? Unutsun çocuk. Anneciğim ne oldu, üzüm mü istiyorsun? Aysel, bir daha şu kuşlu tuzlukları görmeyeyim. Masaya koymuş bunları. Ablacığım, Arzu'nun evindeki böcekler tamam. Umarım tez zamanda konuşur da alnımızın akıyla çıkarız bu işten, sıyrılırız. Yalnız İsmet biraz daha dursun, okey? Duruyor duruyor, merak etme. Memnunsun değil mi İsmet'ten? İyi yani. İyi canım, iyi. Yani fena değil. Sen birini bulacaksın da kötü olacak. Duy da inanma. Tabii canım. Sen Yıldız'la konuşabildin mi? Hı. Uyandığımda mesajlaştım, bizi bekliyor. Kendine gelmiş yani. Gelmiş gelmiş. Yalnız Caner bugün Doğan, Kumru'nun yanında olduğunu göstermek için bir davet verecek. Biz de mi gideceğiz abla? Şimdi ben Doğan'ın girlfriend olarak ona destek vermem gerekiyor. Üstelik şirket karıştı karışacak Caner'cığım. Ve Doğan Çağatay'ı gönderdiği an şirkette benim borum ötecek. Peki Yıldız'a ne diyeceksin? Hı? Vallahi Yıldız şu anda son derece sinirli ve kırgın olduğu için beni asla anlamayacaktır. Yani yalan söyleyeceğiz diyorsun. Ben bir şey yalanlar diyelim. Abla bak, Yıldız bunları öğrenirse seni siler biliyorsun değil mi? Sakın ha o kumruyla yan yana gözükeyim falan deme. No no no, asla.
gözükmemem gerekiyor. Hiçbir kareye girmemem gerekiyor. Hani oldu da bir şekilde bir fotoğrafa dahil oldu. Sen onu hallediver, okey? Ben nasıl halledeyim ablacığım ya? Görünmezlik pelerini mi giydireyim sana, ne yapayım? Canım, oldu da bir şekilde benim fotoğraflarımı çektiler. Sen önden gazetecileri ayarla. Yayınlanmadan önce fotoğrafları al onlardan. Beni Photoshop'la oradan siliver. Bu kadar basit, that's it ya. That's it tabii canım. Yani var ya, bir iş görüşmesine özgeçmişimi yollasam beni havada kaparlar. Bir pilotluğum eksik. Sen onu da yaparsın canım benim. O gidişle yapacağız belli ki. Eyvallah Seday. Abi sen beni niye aramıyorsun? Ne bileyim ya, aklıma gelmedi işte. Çok içmişim ya Seday. Yıldız bana hiç acımadı. Bir konuşmaya bile çıkmadı. Abim, kurban olayım, zamana bırak. Düzelecek her şey, emin ol. Umarım düzelir. Bu arada Doğan Bey de hala evden çıkmadı, haberin olsun abi. Şirkette karşılaşacağız kesin. Abi eğer görüşmek istemiyorsan... Yok ya, kaçacak halim yok. Bir an önce ne oluyorsa olsun. Günaydın. Baba, bu ne kadar böyle devam edecek? Sen bir de benden hesap mı soruyorsun, ha? Bak, hata yaptım, kabul ediyorum. Çok da üzgünüm. Ama Yıldız'ın tarafından bakacağını biraz da benim tarafımdan bakar mısın? Ben senin kızınım. Ben senin tarafında olmasam, emin ol tepkim çok daha farklı olurdu. Tamam, artık suratını asma. Kumru, bak bu yaptığın şeyi unutturmak belki yıllarımızı alacak. Benden öyle hemen eskisi gibi olmamı bekleme. Sana tekrar nasıl güvenebileceğimi bilmiyorum. Baba, ben kalbimin sesini dinledim ve ona göre hareket ettim. Biraz da benim tarafımdan düşün. Senin tarafın falan yok. Sen ne tarafından bahsediyorsun ha? O Çağatay denen ahlaksız herif ne yaparsa yapsın senin aklını kullanman gerekiyordu. Sen ne zannettin? Senin için karısını boşayacağını falan mı? Gerçekten düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Tamam, tamam, daha fazla konuşmayalım bu konuyu, ben gidiyorum. Nereye? Kızlarla buluşacağım. Ender haklı. Suçluymuş gibi gizlenmenin bir manası yok. Bütün bunları tek başına nasıl yaptın bakalım Yıldız Hanım? Ay, benim başıma neler gelmiş, siz hala bunu sorguluyorsunuz. Yani ufak bir içerleme oldu tabii ama. Ya bozulacak ne var bunda? Beni daha yakın hissetmiş, işte anlatmış ne? Ay arkadaşlar ya, boş verin şimdi kim kimin sırrına vakıf, kim dahildi, kim değildi. Benim dünyam yıkılmış, evliliğim yıkılmış ya. Baksanıza durumuma. Neyse, çok üstüne gelmiyorum şu ara. Sen anlat bakayım, ne oluyor? Yani henüz kendime gelemedim bu Aysel'in yaptığı 20. kahve. Ben şunu anlamadım, yani sen Feyza'nın peşinde koşarken Kumru'yu nasıl buldun? Ben Kumru'yu aramadım. O geldi önüme kondu diyelim. Sen şimdi burayı tutup taşındığına göre boşanıyorsun, öyle mi? Boşanıyorum tabii ki. Böyle bir şeyi affedecek halim yok. Siz olsanız affeder miydiniz? Anlıyorum Yıldızcığım, durum çok sıkıcı, çok kötü ama yani Kumru'nun olması iyice tuz biber ekmiş. Yalnız perfect bir plan yapmışsın. Seni tebrik ediyorum, bravo yani. Evet, insan böylesi bir ihanete uğrayınca bütün beyin nöronları aktive oluyor biliyor musun? Bir de intikam ateşiyle her şeyi yapabilirsin. Bu arada Doğan Kumru için bir davet veriyor bu akşam. Ne? Nasıl ya, bayağı kutlama yani. Ne diyorsun ya, şaka mı yapıyorsun? Hayır. Ama yani şimdi Doğan da bir baba, ne yapacak? Kızını atsa atamaz, satsa satamaz, öyle değil mi? Atmasın satmasın da yani taçlandırmasın da. Böyle şeyin kutlaması mı olur ya, manyak mı bunlar? O Doğan var ya, gözümden şu anda yuvarlanarak düştü. Ama Yıldızcığım, yani adam kızın babası. Ya tabii ki kızını koruyacak, seni koruyacak hali yok ya. Ya kimin aklı ki bu ya? Harzun'un. Kadın mikser gibi ortalığı karıştırıyor. Kumru'nun da yalakası. O zaman Arzu da benim yeni düşmanlarımdan biri demektir.
Çağatay Bey. Dilerseniz odama geçelim Doğan Bey. Doğan Bey bakın biz Kumru'yla... Sakın kızımın adını ağzına alma. Buraya senin yalanlarını dinlemeye gelmedim. Ben zaten olanları biliyorum. Bakın tamam biz bir hata yaptık. Çağatay! Konuşma artık. Şimdi... sana gayet adil bir teklifte bulunacağım. Şirketteki hisselerini bana sat. Ve buradan defol git. Ne? Hala sana bir iyilik yapıyorum. Aksi takdirde seni mahvederim. Hatta bütün hayatımı seni mahvetmeye adarım. İnan bu konuda çok başarılıyımdır. Doğan Bey, sinirlenmenizi anlıyorum. Ama özel hayatımızı işimize karıştırmamalıyız. Babamın onca yıl bin bir emek verip kurduğu bu şirketi size de başkasına da satmam. Son sözüm bu mu? Bu. Güzel. O zaman hiç tanımak istemeyeceğin bir ortağım var artık. Hiç tanımamayı dileyeceğim bir ortağım var. Bu şirketi satmaya mecbur kaldığın gün... bugün bana satmadığın için çok pişman olacaksın. Ama çok geç olacak. Çağatay. Doğan Bey'i gördüm. Aşırı sinirliydi. Şirketi ona satacakmışım. Ne? Bence de ne. Yoksa beni bitirirmiş. İyi de sen bu kızı kandırmış falan değilsin ki. Bir hata varsa birlikte yaptınız. Çocuk mu yani bu kız? Tamam bak. Bir baba olarak ona hak veriyorum. Sinirlenmekte haklı. Ama bunun cezası bu değil. Babasına kötü görünmemek için bir tık farklı konuşmuş olabilir mi? Nasıl yani? İşte Çağatay beni sevdiğine inandırdı. Biz çok aşığız falan. Kumru öyle biri değil. Yani egosuna yenilir, yine de böyle bir şey söylemez. Babasından çok çekiniyorsa yapmış olabilir. Neyse, Feyza bak, senin Doğan'a yakınlığın artık eskisinden daha önemli. Sen merak etme. Ama şu an sana da şüpheyle yaklaşabilir. Ben belli etmem. Hemen buradan çıkıp yanına koşacak halim yok. Sen zamanlamasını bana bırak. Sana güveniyorum. Ay neyse çocukların işe gittiği çok iyi oldu. Seninle bir türlü şöyle yalnız konuşamadık Yıldız. Ender, senden bir şey isteyeceğim. Hı hı. Doğan'la ilişkinin başladığını biliyorum. Ama sakın Kumru'ya yüz verme. Yani senin tarafını bilsin. Ya bana ne Kumru'dan ya? Zaten Doğan o kadar öfkeli ki yüzüne bile bakmadı Kumru'nun. Sen nereden gördün Kumru'nun yüzüne bakmadığını? Dün olaylardan sonra Doğan beni aradı. Yani yanında olmamı istedi. Ben de gittim. Gördün yani Kumru'yu? Yani gördüm de öyle çok yüzüne bakmadım. Yani sadece selamlaştık. Soğuk yaptım yani. Aferin sana, helal olsun. Zaten ben bir şey söyleyeyim mi? Doğan aşırı öfkeli. Kıyameti koparmış. Kızın suratı beş karıştı. Beter olsunlar. Onun o kahküllerini koparmadığıma dua etsin. İnşallah Doğan kızını da alır buradan gider. Esas bugün önemli. Doğan Çağatay'la konuşacak. Hah, konuşsun Çağatay'la bir iki tane de laf söylesin ona. Sadece ben üzülemem. Birazcık da Çağatay Efendi üzülsün. Vallahi bak eski Yıldız yok. Bundan sonra gerekirse herkesi karşıma alırım, karşıyı da ateşe veririm. Ben yanındayım Yıldız'cığım, her zaman biliyorsun. Hı. Neyse ben hadi yavaştan kalkayım. İşle ilgili durumlar nedir onlara bir bakarım. Hadi İyi. Canım. Yani bana ihtiyacın olursa ben her zaman buralardayım. Okey Yıldız'cığım. Hadi canım evin de çok güzelmiş. Bye bye. Bye.
seni konuşuyorlar kesin. Konuşsunlar. Ben yaparım, onlar konuşur. Kumrul, sen iyi misin? Çok iyiyim. Niye kötü olayım ki? Kadının biri kafayı takmış bana, benimle uğraşıyor. Bunda benim suçum ne? Ama tabii yine de konuşmayalım bunları, boşverin. El mi salladı o bizi? Hmm, olaylardan etkilenmedim ayakları. Biz de yedik. Yani. Gördünüz mü? Görmez olaydık. Buraya bilerek gelmediyse benim adım da Caner değil. Abi ya, yıkılmadım ama ayaktayım, çekiyor. Şimdi Yıldız da gelmesin. Yok, Yıldız gelmez, o ablamla evde. Sen hangi yüzle bana selam veriyorsun, pardon? Yakında yanında kimse kalmayacak senin. Bak, yaptığın tüm pislikler tek tek ortaya dökülmeye başladı. İlahi adalet yerini buldu. Of Canan. Git başka birilerinin karşısını çalıp alışveriş yap da kendine gel. Sen kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Ama senin bilmediğin şeyler de var. Baban senin Çağatay'la ilişkini biliyordu. Ve beni susturmak için bana para verdi. Ne diyor oğlum bu kız? Oğlum işler iyice çetrefilleşmeye başladı. Ay sana çok üzüldüm şu an. E tabii etrafında konuşacak kimse kalmadı. Artık kafanda senaryolar üretiyorsun değil mi? Ama bana bu kadarı yeter. Hadi git buradan da daha fazla rahatsızlık verme. Bana inanmıyorsan babana sor. Çetin sessiz kalmam için elime bir çek tutuşturdu. Hanımefendiye alır mısınız? Biraz rahatsızlık veriyordu. Gerek yok. Ben kendim çıkarım. Ama bu daha başlangıç Kumru Hanım. Bundan sonra ayağını denk alacaksın. Kıskançlıktan çıldırmış. Canan'ın dedikleri doğru olabilir mi? Yok canım, daha neler. Babamı biliyorsunuz. Babamdan Metolu olduğu için çıldırmış durumda. Yalnızlık ve parasızlıktan kafayı yemiş yazık. Kızın söyledikleri ya doğruysa? Yani babası biliyorsa niye sussun, niye sustursun? Belki de bu işin altında bilmediğimiz başka hesaplar var. Ne gibi? Yani şimdi orasını kestiremedim ama. Bence Doğan biliyordu, Canan'ı susturdu ve bekledi. İntikam için. Kim? Çağatay'dan mı? Aynen öyle. Şirketi de o yüzden satın aldı zaten. Beyler, bence emin olmadan kimseye bir şey söylemeyin şimdi. Çağatay zaten stabil değil. Ortalık iyice karışmasın. Çağatay bayağıdır stabil değil. Bu ne arkadaş ya? Dolap içinde dolap be. Ya yemin ederim var ya, ben kendimi Köyden indim Şehre filmindeki o altın sayma sahnesindeki gibi hissediyorum. Tam bir şeyleri toparlıyorum. Biri geliyor, Himmet abi dedi mi başa dönüyorum abi. Doğan Bey, müsait misiniz? Gel Feyza. Fizibilite raporlarını hazırlamıştım da. Toplantıdan önce bir görün istedim. Çağatay telefondaydı. Tamam, bakarım. Bu arada siz iyi misiniz? İyiyim Feyza, sen nasılsın? Doğan Bey, ne olur yanlış anlamayın. Çağatay benim eski arkadaşım ama bu yaptığını onayladığım anlamına gelmiyor. Ben size çok hak veriyorum. Yani bir baba olarak siz çok haklısınız. Umarım en kısa zamanda bu tatsızlık bir son bulur. İnşallah diyelim. Eğer konuşmak isterseniz ben her zaman buradayım. Belki farklı biriyle dertleşmek size iyi gelir. Feyza, çok düşüncelisin. Teşekkür ederim. Feyza, burada olduğunu bilmiyordum. Ender Hanım, ben de çıkıyordum. Konu neydi? Doğan Bey'le görüştüm. Hayatım, hemen geliyorum. Feyza. Ender Hanım. Gözün aydın. Aa, niçin? Temize çıktın. Hadi yine iyisin. Özrünüzü kabul ediyorum. Ama yaptıklarınızı affediyor muyum? Emin değilim. Senden
özür dileyeceğim kanısına nereden vardın acaba? Başından beri Yıldız'ı ve çevresindeki herkesi üstüme salan sizdiniz. Gerçekler ortaya çıkınca biraz vicdan azabı çekeceğinizi düşünmüştüm. Ne yanılmışsın canım. Ne yazık ki sen de benim vicdanımı hak edecek en ufak bir şey bile yok. Ayrıca zaman benim haklılığımı gösterecek. O zamana kadar etrafımda fazla dolanma. Belli mi olur? Yanlışlıkla kuyruğuna basıveririm sonra. Bye bye. Hayatım kusura bakma. Nasılsın? Fena değil. Peki. Çağatay'la konuştun mu? Bir problem var mı? Bir problem olamaz zaten. Söyleyeceklerimi söyledim, o kadar. Ne söyledin? Hisselerini bana satıp buradan çekip gitmesini. Öyle mi? Ne bekliyordun? Kızımı bu duruma sokmuş adamla ortaklığımı devam ettireceğim ben. Yani hayır tabii ki de Çağatay böyle bir şeyi kabul etmez bence. Kendi bilir. Ona yaptığım bu teklif bir iyilik aslında. Kabul ederse ne âlâ. Etmezse? Etmezse. Babasından kalan her şeyi bir elinden alırım. Gözünün yaşına da bakmam. Okay. Koştur babasının odasına giriyordu. Çok da sinirli görünüyor. Ben bir şey mi oldu acaba? Abi gidip kapıyı dinleyeceğim ama Çetin zebani gibi dikilmiş. Olsun sen git gene ortalarda dolaş ama çaktırma, tamam mı? Ne olduğunu anlamaya çalış. Tamam abi. Neyin peşindesin acaba Kumru? Canan'a para mı verdin? Kumru bunu evde konuşalım. Biliyordun. Biliyordun ve hepimizi uyuttun, öyle değil mi? Seni uyarıyorum. Uyaramazsın. Kendine gel. Kendine gel. Bir daha bana sesini yükseltme sakın. Bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Tabii tabii tabii. Alo, Caner. Abla, burada olaylar karışacak gibi duruyor. Vaziyet almak gerekebilir. Kumru buraya geldi, babasına bağırdı, çağırdı falan, kıyamet koptu. Buradaydı, buradaydı. Hızını alamamış, oraya gelmiş demek ki. Abla, Canan, Çağatay ve Kumru'yu biliyormuş. Doğan onu susturmak için para vermiş. Ne diyorsun ya? Ulan ne oluyor, bir anlasaydım keşke ya. İnanamıyorum. Benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın? Bir de gidip o hırsıza para vermişsin. Canan hırsız falan değil. Sen beni aptal mı zannediyorsun? Ben etrafımda olan şeylerin farkında değil miyim yani? He? Canan sana bir yanlış yaptı. Sen de ondan intikam almak için fişini çektin. Sen benim gözümün içine baka baka yalan söylerken... ben senin yaptığın rezilliklerin üstünü kapatmaya çalışıyorum. Madem biliyordun benimle konuşabilirdin. Belki olaylar bu raddeye gelmezdi. Konuşmanın bir işe yaramadığını geçmişte gördük. Her seferinde kendini küçük düşürmekten başka bir şey yapmadın. Baba, benden bu kadar nefret etmene sebep olacak ne yaptım ben? Senin kızın olmam, hata yapamam demek olmuyor. Sen de bunu kabulle. Ben hayatım boyunca
bir erkeğin himayesini, inisiyatifini ve insafını bırakmamak için seni. Çalıştım, çabaladım, mücadele ettim. Şimdi sakın karşıma geçip sana haksızlık ettiğimi falan söyleme. Haddini de bil. Susup oturmasını da. Ben kızımın adını el alemin dilinden kurtarmaya çalışıyorum. Bu bir baba için yeterince zor bir durum zaten. Anlatabildim mi? Peki baba. Sana layık bir evlat olamadığım için çok üzgünüm. Şimdi akşamki davet için hazırlan. Orada surat asmayacaksın. Ve biz sorun yokmuş gibi davranacağız. Yarın sabah da bir kanalda röportajım var. Bu olayın tamamen bir yalan olduğunu ve sana iftira atıldığını söyleyeceksin. O kadar. Tabii. Nasıl istersen. Yeter ki sen mutlu ol. Ama şunu da bil. Ben de sana kızgınım. Ender, önemli bir şey yoksa sonra konuşalım. Önemli bir şey yok. Çünkü günün konusu sensin Çağatay. Anlaşıldı. Beklediğin o an gelmiş. Ne söylemek istiyorsan söyle. Rahatla. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Okey. Nereden başlasam acaba? Çağatay, beni karşına almasaydın Doğan'a sana karşı daha insaflı olmasını söyleyebilirdim. Benim böyle bir şeye ihtiyacım var yani. Sonra? Bana türlü oyunlar oynamak yerine suyuma gitseydin bu halde olmayacaktım. Bak Yıldız'ı kaybettin. Şimdi de işimi kaybedeceksin. Doğan elinden her şeyi alacak. Buna hazır mısın? Bitti mi? No. Eğer pişman olursan ve fikrin değişirse önce bana kendini affettirmeye çalış. Belki Doğan'dan sana bir ayrıcalık yapmasını isteyebilirim. Ama iyi bir performans sergilemen gerekiyor Çağatay. Rüyanda görsen hayra yorma. Bence çok da büyük konuşma Çağatay. Bye bye. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Akşam Kumru'nun daveti var. Sakın beni oradan arayayım deme. Her şey kontrolüm altında. Doğan'ı kandırdım. Zaten kafası çok karışık bu aralar. Yakında hisseleri alırım. Abla! Ha? Abla! Ne oluyor Caner? Çabuk, gel, çabuk, çabuk dinle şunu. Ne bu? Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Akşam Kumru'nun daveti var. Sakın beni oradan arayayım deme. Her şey kontrolüm altında. Doğan'ı kandırdım. Zaten kafası çok karışık bu aralar. Yakında hisseleri alırım. Ne dedim ben ama? Al işte. O kadın o şoföre boşu boşuna sözleşme imzalatmadı. Kim bilir kimin için çalışıyor. Onu da yumurtlar yakında ablacığım, merak etme. Bu kadar bekleyemeyiz Caner. Bu onun kovulması için kâfi. Kaydettin sen değil mi? Kaydettim tabii ki, merak etme. Yarın ilk iş bunu Doğan'a söylerim. Arzu'dan ebediyen kurtulurum. Şirkete CEO olurum. Zaten Çağatay da gideceğim. Daha ne isterim Caner? De yani bugün söylemeyecek misin? Hayır. Kumru'nun bu olayları olmasaydı söylerdim. Ama davet fikrini ben verdim. Şimdi geceyi böyle bir haberle mahvedersem Kumru'nun tepkisini çekerim. Şirketteki geleceğim için Kumru'nun sevgisini kaybetmemem lazım. Yani kaleyi içten fethetme meselesi canım benim.
Ya taktik lehası mısın, Kasparov musun mübarek? Hadi paltomu al. Al. Buyurun tabii ki. Bu da sizin ki buyurunuz, afiyet olsun. Resmen onlar orada aldatma partisi düzenlesin. Biz de burada ayağımızı altımızda camın önünde oturalım. Biz de kutlama partisi yapalım o zaman Yıldız. Yok anneciğim. Biz edebiyle evinde oturup moral bozukluğunu yaşayan insanlarız. Onlar gibi yüzsüz değiliz. Yıldız sen onu bunu bırak da yarın öbür gün sen git bir Doğan Bey'le görüş. Aa niye ya? Ağzımdan çıkan tek şey kızın evlatlıktan reddet olabilir. Zaten o da muhtemelen benden nefret ediyordur. Hiç öyle bir adam olduğunu zannetmiyorum ben onu. O seni anlamıştır bence. Anlasın ya da anlamasın. Onu bir daha göreceğimi sanmıyorum. Nedense hislerim bana tam tersini söylüyor. Ne demek o? Bilmiyorum. Anneciğim adam Kumru'nun babası. Ben niye görüşeyim onunla ya? Ne şirkete giderim bundan sonra. Ne o eski yalımızın önünden geçerim. Beni unutsunlar. Yıldız biliyorsun işte hissediyorum gibi düşün. Böyle bir his var içimde. Ben şu Ender'i bir arayayım da. Madem onlar eğleniyor biz de bir şey yapalım. Yıldız arıyor. Ne diyeceğiz? Evdeyiz diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Umarım anlamaz. Dur şimdi. Anlamaz. Alo Yıldız. Ender. Ben düşündüm. Madem şu anda onlar parti yapıyorlar. Taş yağsın inşallah oradaki herkesin üstüne. Ben niye evde oturuyorum? Gel biz de seninle bir şey yapalım. Aa olmaz. Saçmalama. Niye? Yani benim biraz böyle başım ağrıyor. Yani çok da iyi hissetmiyorum kendimi. Ondan sonra işte böyle bir mide bulantısı, böyle bir baş ağrısı falan migrenim tuttu herhalde. Sende migren var mıydı ya? Aa vardı tabii. Hatırlamıyor musun? Neler çektim. Çok uzun zamandır tutmuyordu da. Son zamanlarda herhalde senin olaylarından etkilendim. Ondan tekrar atak yaptı. Neyse sen istersen çık. Biz de yarın bir program yaparız. Ha ne dersin? Olmaz öyle ya. Neyse tamam boş ver. Hevesimi kırdın. Hadi bay. Okey canım o zaman. Görüşürüz. Bye bye. İstemedi. İnce buz üstündeyiz abla. Farkındayım. Bana bak sen ol. Şu gazetecilerin çektiklerini kontrol etmeyi unutma. Okey? Tamam ben de. Yıldız, ben çok yorgunum yatıyorum artık kızım. İyi hadi yat. Ay Çağatay ya, bu da sardı bana. Al sana meşgul. Ne var Çağatay? Yıldız iyi misiniz? Sana ne? Bir şeye ihtiyacınız var mı diye aradım. Var aslında biliyor musun? Nedir? Söyle hemen yapayım. Beni bir daha asla aramamana ve rahatsız etmemene ihtiyacım var. Yapabilir misin acaba? Yıldız bak öncelikle dün akşam için çok özür dilerim tamam mı? Moralim çok bozuktu. Bir daha sakın kapıma öyle gelme. Tamam gelmem. Yarın konuşalım mı? Ne konuşacağız ki? Bak bana bir şans ver. Kendimi anlatayım olur mu? Dinle en azından. Sen şu anda koparılmış bir çiçeği hayata döndürmeye çalışıyorsun. Ama yok, o çiçek artık dönmez. Sen kuşlarla idare et. Çiçeğin ben olduğumu anlamıştır herhalde. Basın geldi. Kumru. Konuşma yapacağım zaman sen de benimle birlikte ayağa kalkacaksın ve tebessüm edeceksin. Madem bir oyun oynuyoruz. Hakkını veririm. Tabii ki. Halletsem.
Reis, hoş geldiniz. Bu akşam buraya en yakın gördüğüm dostlarımı, yani sizleri davet etmek istedim. İtalya'dan döndüğümde bu daveti yapmak istemiştim ama kısmet bugüneymiş. Bu arada dönüşümü ve yeni iş oluşumlarımı destekleyen sevgili kızım, gururum, canıma hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim. Hepinizin bildiği gibi Kumru son zamanlarda büyük bir haksızlığa uğradı. Çok üzüldü, gururu kırıldı. Ama şunu söylemek isterim ki bir baba olarak her zaman sevgili kızımın yanındayım. İyi ki varsın canım benim. Babacığım, sen de. İyi ki varsın. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ender. Kimden kaçıyorsun? Hayırdır? Ben mi? Biraz tedirgin gördüm seni. Baba kızın bu özel anını varlığımla bozmak istemedim. Malum benim olduğum ortamda ilgi bana kayıyor. Doğan'la Kumru'ya ayıp olmasın diye ben biraz geride durmayı tercih ettim. Vay be. İyi iyi tamam. En popüler sensin. Öyle. Evet. Harzuydu değil mi? Harzu değil. Arzu. Harzu. Okey. İzninle. Bu bir savaş ilanı mı yoksa? Şimdilik değil. Ama belli mi olur? Belki yarın, belki yarından da yakın. Harzu. Çok şık bir konuşma oldu. Doğru bir algı operasyonu yaptım. Hiç merak etme. Afiyet olsun. Kumru Hanım, Doğan Bey bunları okuyup ezberlemenizi istedim. Ne bunlar? Bugün yapacağınız röportajda söyleyecekleriniz. Bir de yazılı olarak ne söyleyeceğimi mi gönderdin? Evet efendim. Tamam, sağ ol. Çağatay Kuyucu benim sadece arkadaşım. Büyük bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olmasaydım bu programa çıkmazdım. Başıma gelenler için çok üzgünüm. Bana yapılan bu haksızlığa sessiz kalmayacak ve hakkımı arayacağım. Bu ne ya? Zavallı gibi. Kızımla gurur duyuyorum mu? Ay deli mi bu insanlar ya? Ay bu ne yüzsüzlük ya? Ay şu pozlara bak. Hiç utanmaları, arlanmaları da yok. Yıldız, ne oluyor? Kendi kendine konuşuyorsun. Anne gel de şu haberlere bak ya. Dünkü kutlamanın resimlerine bak. Kızımla gurur duyuyorum diye başlık atmışlar. Bana gösterme, zaten çok sıkılıyorum. Benim bunlara bir şey yapmam lazım. Vallahi bak elimden bir kaza çıkacak. Ay korkutma beni Yıldız, ne diyorsun ya? Ay sen silahımı getir. Yıldız! Anne silahım yok zaten. Ay Allah kahretsin hepinizi ya. İçim soğumuyor vallahi bak. Şey yapacağım bunlara. Soyları kurusun. Hello. Müsait misin Doğancığım? Ender, gel. Dün gece harikaydı. Ama iyi ki beni dinledin. Hı? Teşekkür ederim. İyi akıl verdin. Her zaman. Kumru bugün bir röportaj verecek. Sonra onu birkaç hafta yurt dışına yollarım. Olay umutludur. Nice. Gördün mü bak? Bu kadar basit işte. That's it. Doğancığım, izninle
Bir konuda daha fikir vermek istiyorum. Önemli bir konu. Dinliyorum. Arzu ile ilgili. Hı hı. Doğancığım, Arzu sana ihanet ediyor. Öyle mi? Bunu nereden çıkardın peki? Şunu bir dinler misin? Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Akşam Kumru'nun daveti var. Sakın beni oradan arayayım deme. Her şey kontrolüm altında. Doğan'ı kandırdım. Zaten kafası çok karışık bu aralar. Yakında hisseleri alırım. Bitti mi? Gelir misin? Ne oluyor? Ender'di değil mi? Doğancığım sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım? Ender. Kardeşini evime sokarken güvenlik kameralarını bozdurmuşsun. Ama kablosuz ve yedek bir sistemim daha vardı. Ne dediğini hiç anlamıyorum şu anda. Anlamayacağını düşündüğümden görsellerle geldim. Bundan sonra yanıma soktuğun şoförün gelişi falan var ama sen zaten onu biliyorsundur. Ha, bu arada şoför kovuldu. Tahmin edersin. Çok akıllısın ya. Gel. Abim müsait miydin? Gel Seda'yı gel. Bir şey yaptığım yok zaten. Abi bu geldi de. Nedir o? Davayı açmış. Ayşe ile Gerçeklere hoş geldiniz. Bugün konuğum, son günlerin en çok konuşulan ismi Kumru Yıldırım. Kumru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kumru Hanım, açıkçası sizi programa davet ederken katılmayacağınızdan emindim. Buraya gelerek beni şaşırttığınızı söylemek isterim. Saklanacak bir durum görmüyorum. Herkes gibi ben de son zamanlarda olanlarla ilgili merak içindeyim. Ortada dolaşan bir sürü bilgi var. Bunlardan hangisi doğru, hangisi yanlış? Bir de sizin ağzınızdan duymak istedim. Oğlum nerede o kamyonun şoförü? Hayır ben. Yıldız! Yıldız, televizyona açmamız lazım. Ne oluyor? Her kafadan bir ses çıkıyor. Kılcal yayına çıkmış. Sanırım babanız bir davet vermiş. Bugün bütün sosyal medyada bu konuşuluyor. Neler oluyor? Bir de sizden duyalım. Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Aslında özel hayatımla ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Ama şartlar beni buna zorladı. Haklısınız ama... Ben çok büyük bir aşk yaşadım. Ne? Nasıl yani? İnkar etmiyor musunuz? Hayır. Neden inkar edeyim? Yaşadığım aşk yüzünden insanlardan neden özür dilemek zorundayım, bunu anlamıyorum. Ben yaşadıklarımın arkasındayım. Evet, şu an mutsuzum. Evet, belki insanlar bana hak vermiyor olabilir.
Ama bu beni ilgilendirmiyor. Hiç pişman değilim. Çünkü sevdiğim kadar sevildim.